Merhabalar, Türkiye Felsefe Kurumunun Hukuk Felsefesi Birimi olarak Hukuk Felsefesinde Son Gelişmeler başlıklı bir toplantı serisini başlatmış bulunuyoruz. Bunun ilkini geçen ay yaptık. Bugün ikincisini yapacağız. Bununla ilgili olarak Nergis Canefe hocamızı davet ettik. Özellikle günümüzdeki yaşadığımız problemlerle ilgili de olarak onun insanlık üzerine suçlar başlıklı konuşmasını dinleyeceğiz. Hocamız da kabul etti. Çok teşekkürler. Yine aynı şekilde Hocamız da bize e, moderatörlük yapmayı kabul etti. Onun için de çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan yine katılımlarınızdan dolayı Türkiye Felsefe Kurumu adına teşekkürlerimizi sunuyor. Hemen sözü Harun Hocam'a bırakıyorum. Buyurun Harun Hocam. Çok teşekkürler sevgili Gülriz Hocam. Evet size e, biraz e, misafirimiz, konuşmacımız Nergis Profesör Doktor Ca Nergis Canef hakkında kısa e, bir bilgi vermek istiyorum. Şey bayağı uzun. Şimdi e, e, okursam herhalde bayağı bir zaman alacak. Ama e, kendisi e, 2003 yılından bu yana. Eksik ya da yanlış bir şey söylersem... ...Nergis Hocam lütfen e, tamamlayın... E, ...esnasında ya da bitirince... ...York Üniversitesi'nde... ...Kanada'da, Toronto'da York Üniversitesi'nde... E, ...çalışıyor. Ve çalışma alanı... E, ...politik felsefe... E, ...yani bölüm olarak... ...politik felsefe e, ya da... ...kamu politikaları ve hukuk diye çevirdim... ...ben Türkçe'ye çevrilirsek. E, ama... E, hassasiyeti ve ana çalışma alanları tabii ki insan hakları ve insan hakları hukuku ee, daha çok insan hakları e, konusunda da e, bu zorla yerinden edilmeler e, göç politikaları e, ve insan hakları hukuk e, bu konudaki insan hakları uluslararası hukuk üzerinde çalışmalar yapıyor ve bugünkü konuşması da zaten e, insanlığa karşı suçlar 2021 yılında son kitabı hocanın yayınlanmış son kitabı ama diğer çalışmaları da diğer çalışmalarına baktığımızda hemen hemen hepsi bu konularda çalışmalar dediğim gibi özellikle baskı görenler ülkelerinde zorla ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar göçmenler ya da tabi migration anlamda yoksa şey göç göç değil de daha çok sığınmacılar belki sığınma politikaları sığınma başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlar ve özellikle de burada yine tabii ki çalışmalarında dikkat çeken daha doğrusu üzerinde yoğunlaştığı şey Güney Avrupa. Güney Avrupa, e, Kuzey'den Güney Avrupa. Çünkü sıkıntıların büyük çoğunluğu bu bölgede yaşanıyor son yıllarda. Ee, onun için çalışmaların bu, bu bölge üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Ee, yine diğer eserlerinden birkaç tane daha söylemem gerekirse. Transitional Justice and Forced Migration, e, yine onun editörlüğünü yaptığı bir kitap. Bu da yine global küresel Güney üzerine Güneyden kritik perspektifler alt başlığını taşıyor. Suriye The Syrian Exodus in Context diye başka bir kitabı var. Yine yine dikkat çeken burada üzerinde çalıştığı iki yani diaspora var. Bunlardan. Ceviş Diaspora as a Paradigm ee, onun yine editörlüğünü yaptığı kitaplardan birisi. Alt başlığı Politika, e, Din ve Ait Ait Olma. Ee, yine Mehmet Uğur'la birlikte e, editörlüğünü yaptığı başka bir kitap. Türkiye ve Avrupa e, Türkiye ve e, European Integration. Türkiye ve e, Avrupa'ya İntegrasyon sürecine ilişkin bir kitap. Benim gördüğüm Nergis Hocam Türkçe'de Tek bir kitabınız var e, yayınlanmış. Yani Türkçe olarak yayınlanmış diyeyim. O da Milliyetçilik, Kimlik ve Aidiyet. Ee, Anavatandan, ana vatandan yavru vatana İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan çıkmış. Evet benim e, kısaca yani yayınlarınızla ilgili çok şeyin eksik kaldığını biliyorum beni bağışlayın lütfen. Hani e, evet. sizinle ilgili yani York Üniversitesi'nde aktif olarak çalıştığınızı biliyorum. Orada da benim de bulunduğum e, Refugee center'da yöneticilik yaptığınızı biliyorum e, belli bir dönem e, farklı şeylerde görevleriniz var öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Bence yeterli bu kadar zaten. Evet evet ama eksik bir şey varsa lütfen siz tamamlayın. Hey, hey, ee, bugün konuşacağınız konu tabii çok çok önemli bir konu. Yani insanlığa karşı suçlar e, belki in, insanlık olarak ya da Birleşmiş Milletler olarak üzerinde en çok anlaştığımız konulardan birisi e, insanlığa karşı suçlar. Bunların hiç e, şeyden düşmemesini istiyoruz. E, hiçbir zaman zaman aşımına uğramamasını istiyoruz. Bu suçlar, bununla ilgili söyleyeceklerinizi ilgiyle dinleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Türkiye Felsefe Kurumu adına bu daveti kabul ettiğiniz ve bu konuşmayı yapmayı kabul ettiğiniz için. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Öncelikle e, şunu söyleyeceğim. Bu insanlar Karşı Suçlar kitabım yani İngilizce basılmış olan kitabım e, <laughs> Chicago Üniversitesi'nden çıktı. E, o şu anda Türkçe'ye çevrilme e, aşamasında ben tahsihlerini yapacağım. U, u, ümit ediyorum ki yani senenin başında gelecek senenin başında 2024'te e, Türkçe tekrar e, yayına girecek. Bir de baştan bir ön söz yazıyorum ona çünkü maalesef konjonktür değişti. 2021'de de anlamlıydı e, oradaki tartışmalar ama şu anda 2023-2024 e, itibariyle Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle e, çok daha farklı bir vurgu yapmak gerekiyor. <laughs> bu suçlar yargılama süreçleri ve bu suç tanımlarıyla diğerleri arasındaki farklar konusunda. Um, felsefe kurumuna çok teşekkür ediyorum. Gülürüz hocamıza gerçekten minnettarım. E, <laughs> size de hocam beni takdim ettiğiniz için. Ee, uzun lafın kısası ben 30 senedir hem sahada e, hem <laughs> e, kamuda çalışan bir yazar ve düşünürüm, akademisyenim. Dünyanın değişik yerlerinde çalıştım. Ama işte şey, ana üslüm olarak York Üniversitesindeyim. Son beş senedir de özellikle tekrar Orta Doğu ağırlıklı çalışmaya başladım. Hatta geçen sene ve bu sene Lübnan'da ve Ürdün'de çalıştım. Bu çalışmalarda devam edecek. Çünkü orada da <laughs> savaş suçları ve benzeri suçlarla ilgili özellikle de Irak'tan, e, Libya'dan, Filistin'den gelen sığınmacılarla ilgili yeni tartışmalar var bu insanların çoğu vatansız sonuç itibariyle. Sadece Suriyeliler değil başka türlü yerinden edinmeler de söz konusu. Şimdi bu e, bağlam gereğince e, benim insanlığa karşı suçlarla ilgili senelerdir şu, kendime ait hissettiğim iş yer ne, sen, ne, ne sensiz durumudur bu Türkiye'de daha da barizdi. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili hiç o şeyler düşünülmez. Türkiye genelinde hukuk camiasında bir iki isim istisnadır. Ama işte bunun emperyalizmin bir kolu olduğu, Amerika'nın dayatması olduğu, hukukla mahkeme olduğu falan gibi böyle bir takım yargılar vardır. Bunları da ben Türkiye'de de sınıfa giriyorum. Ee, özellikle hukuk fakültelerinde sınıfa giriyorum dönem dönem ee, bu bu yargılarla çok karşılaşıyorum ve e, öğrencileri buradan çekip de başka bir yere almak için epey bir mücadele etmek gerekiyor. Kaldı ki yerleşik hukukçularla ilgili zaten böyle bir tartışmaya girmek bayağı bir ölüm kalım meselesi. O yüzden e, sizin davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Burada sadece hukuk konuşmayacağız tabii ki benim e, kendi tartışmalarımda e, bu konuya yaklaşımda altın çizim takım takım e, toplumsal e, sorumluluk ve felsefeyle ilgili kavramlar var. Onları açmaya çalışacağım ama öncelikle ee, şununla başlamak lazım. Bu insanlar karşı suçlar meselesinin kökeni, Türkiye'de gene bu çok az tartışılan bir şeydir. Ee, köleliğin kaldırılması zamanına gidiyor. Yani tarih olarak geriye baktığımız zaman e, böyle işte şey İkinci Dünya Savaşı sonrası Nuremberg'den başlatılır hep hikaye. Nürnberg ve Tok, Tokyo Askeri Mahkemelerinden başlatılır ama e, çok daha öncesi var. E, 1814 tarihli mesela köre ticaretinin kınanması e, ile ilgili e, materyallerde, Viyana e, Kongresi nihai senedinde e, insanlığa karşı suçlar e, bahsi altında, doğal adalet ilkelerini <laughs> bir şekilde ayakları aldığı, altına aldığı e, ibaresiyle ...köleliğe ve köle ticaretine karşı köle ticaretine karşı e, ihlal yorumları var. Bunlar e, tüm insanlığa e, ve evrensel olarak hani e, insan nesline karşı suçlar olarak e, tanımlanıyor. E, daha sonra belki biraz Türkiye'yi ilgilendirebilecek e, bir durum söz konusu. E, i̇şte e, <laughs> 1850'ler 60'lar e, civarında Amerika Birleşik Devletleri her nasıl oluyorsa e, Belçika Kralı e, 3. Leopold ve onun e, Özgür Kongo Devleti'nde işlediği e, çok ciddi suçlar var. Yani toplu e, kıyımlar, işte sıkat bırakmalar, tecavüzler var. Biliyorsunuz onlar e, oradan gelen kolonyal bir güç. Ee, ve kavuçuk e, elde etmeleri lazım Kongo'dan. kauçuk da öyle bir ağaç ki o zamanın teknolojisiyle elle çizilerek kauçuk elde ediliyor. Ve işte belli bir kotayı tutturamayan e, kölelere çok ciddi işkence uygulanıyor. Elleri ayakları kesiliyor. Bunların sayılarının yüz binlere vardığı bugün biliyoruz. E, bu arada e, Belçika Kraliyet e, Arşivi hala kapalıdır kamuya. O da ayrı bir şey. Çünkü orada bunların kararlarının falan olduğu... E, iddia ediliyor. Yani <laughs> emir komuta zinciri altında bunların yapıldığı iddia ediliyor. Her neyse Amerika Birleşik Devletleri 1860'larda Kongo'ya karşı e, bir şekilde bir hani söylenmeye başlıyor. 1890 yılında da e, gerçekten de e, res çeken bir mektup gönderiliyor Amerika'dan ve e, <laughs> burada da gene aynı şekilde bu insanlığa karşı suç tanımından bahsediliyor. 1899 civarında Lahey Sözleşmesi'nde Ondan sonraki dönemlerde gene bu terim kullanılıyor ama bunlar genellikle böyle genel geçer kullanılıyor. Yani suç içerisi çok doldurulmadan. En bariz ilk kullanımı İngiltere, Fransa ve Rusya'nın 1915'te yani Sevr Anlaşması'ndan önce Osmanlı İmparatorluğu'na istinaden ve orada ki olaylara istinaden insanlığa karşı suç tanımını kullanması. Bu tanımında esasında Nuremberg tanımının öncülü olarak kabul edildiğini de söylemek lazım. Burada sevranlaşmasının içerisinde enetekin belirli ifadeler var yani işte soykırım ifadesi var Osmanlı Devleti'nin yetkililerinin yargılanması ile ilgili bir takım maddeler var biliyorsunuz bunlar Lozan'la feshedilmiş durumda şimdi bugün lerde de çok gündemde olan bir Lozan mı Sev mi meselesi var ya hani e, orada belki çok bilinmeyen bir şey sevdi esasında Osmanlı hükümeti yetkililerinin üst düzeydeki yetkililerin ve askeri yetkililerin e, insanlar karşı suçlar ve savaş suçları ile ilgili yargılanmasına dair e, bir takım maddeler olduğu e, şimdi biraz ileriye alırsak e, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu e, kavram biraz daha hukuki olarak e, <laughs> dallanıp budaklanıyor ya da etikemeye bürünüyor diye, diyelim. E, yani jurisprudential reality dediğimiz İngilizce'de e, yani içeriği oluşmaya başlıyor. E, i̇ki tane mahkeme var burada. Bunlardan biri Almanya'daki Nürnberg mahkemeleri. Onlar bir dizi çünkü yargılama. Diğeri de Tokyo Mahkemeleri. <laughs> bunlar aynı zamanda kazananların mahkemeleri olarak da bilinir bazı e, çevrelerde ama e, bir hukuk tarihçisi için e, insanlar insanlığa karşı suç tanımının e, yerleştiği ve ve if ifade evet. aslında ilk yargılama zincirleri bunlar. Şimdi e, Nürnberg Mahkemesi'ne bakarsak e, Ekim 45'te başlıyor 945'te. Tabii burada kim var? İşte Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Sovyetler Birliği. <laughs> Bunlar davacı. Kime karşı davacı? Almanya'ya karşı davacı. Ee, burada tabii ilk sorulan şeylerden bir tanesi bildiğiniz gibi işte Auschwitz ve bir takım başka topluma kampları Almanya sınırları içerisinde değiller. Ee, ve nazizmin yükselişinde Almanya kadar işte Fransa'nın da ondan sonra Polonya'nın da e, Ukrayna'nın da e, o, o zaman tabii o şekilde anılmayacak ama Um, yani çevre Avrupa devletlerinin de çok birebir etkisi katkısı olduğu da bilinen bir şey o zaman niçin Nürnberg mahkemesinde sadece Almanya yargılanıyor e, çünkü sistematik olarak imha yok etme işte tecavüz yerinden etme soykırım so suçlarının e, bizatihi Almanya tarafından ve Alman devlet e, büyükleri ve e, ordunun başındakiler tarafından yani nazi liderleri tarafından planlandığına dair elde belgeler olduğu ama böyle bu tür belgeler diğer ülkelerden edilemediği hatta daha da ilginç bir tarafı mesela Polonya belki biliyorsunuzdur savaştan bir mağdur olarak çıkmıştır bir suçlu olarak çıkmamıştır bunun nedeni de savaşın son döneminde Savaşın son dönemine kadar her ne kadar Nazilerle işbirliği e, gerçekleşse de son döneminde kendisinin işgal edildiğini ilan etmiştir. Ee, yani biz işbirliği içinde değiliz. Aynı şekilde Avusturya için geçerli bunlar. Böyle çok son anda böyle bir takım değişiklikler olduğu için Nürnberg mahkemelerinde yargılanan tek devlet. Almanya'dır. E, Nürnberg mahkemelerinde dört ayrı başlık var. Bunlar barışa karşı suç dediğimiz yani crimes of aggression dediğimiz ki şu anda <laughs> e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünün içerisinde en başta yer alır. Ya yani Bunlar uluslararası sözleşme ve anlaşmaları çiğnerek savaş planlama, başlatma, yürütme, ee, insanlığa karşı suçlar Nürnberg'de bunlar sürgün imha ve soykırım olarak sadece üç başlık altında ele alınır bu önemli çünkü daha sonra bu suçların tanımları çok genişleyecek ve bizim zamanımızda şu anda baktığımız şeyler konusunda bu geniş tanımlar çok daha aslında önemli tanımlar ve savaş suçları. Savaş suçları da savaş hukukunu çiğneme. Şimdi aranızda uluslararası hukukçular olduğunu varsayıyorum. E, ee, i̇nsancıl hukuk denen şey esasında savaş hukuku. Yani savaşta neyi yapıp ne yapmayacağınızı ayıran çizgiler. Bunlar da işte Cenevre Sözleşmeleri ve daha sonra Hek Sözleşmeleriyle belirlenen bir takım ilkeler ve Cenevre Sözleşmelerinde böyle dört başlık vardır bunlar işte savaşta sivillere ne yapabilir, yap, yapıp ne yapamayacağınız, ondan sonra savaş eserlerine, ordu mensuplarına, bir de savaşa taraf olmayanlara ne yapıp ne yapmayacağınız konusunda bir takım alt başlıklar vardı. Şimdi savaş suçları dediğimiz zaman dolayısıyla Esasında savaş devam ettirilirken e, bizatihi insanların ne yapılıp ne yapılmayacağı konusu ve işte bunun içerisine o bomba meseleleri de giriyor, ablukalar da giriyor, e, savaş esirlerinin e, bir şekilde e, kıyımı imhası bunların hepsi yasak aslında. Bunlar giriyor savaş suçlarına. Şimdi bunu şunun için söylüyorum, biraz atlayarak gideceğim ki bağlama otursun tartışmamız. Ee, İsrail-Hamas e, meselesinde ya da işte İsrail gazı çıkartması ve işgalinde e, bayağı bir bölünme var. <laughs> Dün akşam oturup biraz baktım, yani sağ sol orta kesim, herkes bir şeyler iddia ediyor. E, ve genellikle aynı aynı nefeste e, şöyle iddialar var işte insanlığa karşı suçlar olarak şunları şunları iş, işliyor İsrail savaş suçları olarak şunları şunları işliyor. Şimdi burada zaten ilk başta bir durmamız gereken nokta şu savaş suçları olması için uluslararası savaş tanımına dahil olması gere gerekiyor yaşanan şeyin. Dolayısıyla savaş suçları dediğimiz zaman e, biz zaten İsrail bir devlet e, ve Gazze'yi de Filistin Devleti'nin bir parçası olarak kabul ediyoruz. Ama Filistin Devleti Birleşmiş Milletler'de e, topyekun tanınmış bir devlet değil, yarı tanınmış bir devlet. Dolayısıyla statüs sorunu var orada. Kaldı ki Filistin Devleti'nin Hamas'ın te e, e, temsil edip etmediğiyle de ilgili bir sorun var. Ama hadi onları geçelim. Diyelim ki e, İsrail bir devlet, Filistin bir devlet. Bunlar ikisi savaşa girdiler. E, Hamas savaşı başlattı yani Filistin devleti savaşı başlattı çünkü bir başlangıç noktası olması lazım bir de şöyle bir şey var e, insani olarak tabii ki geriye gidiliyor yani ta, işgalinin başına bütün ablukalılara işte e, e, şey, ırkçı rejim bunların hepsi doğrudur ama savaş hukukunda savaşın başladığı bir nokta olması lazım burada başlatan taraf e, eğer öyle kabul ediyorsak İsrail devleti olarak görünüyor Şimdi o zaman İsrail devlet, pardon e, Filistin devleti olarak görünüyor. İsrail devleti karşılıklı eğer savaş suçlarıyla ilgili bu konuyu ele alacaksa insanlığı karşı suçlardan çok farklı bir başlık altında ele alınması lazım. O zaman orantısız güç kullanımı var. İşte <laughs> e, sivil hedeflerin vurulması var ve bu var oğlu var. Yani onların çatısı başka bir şey. Ama eğer insanlığa karşı suçlardan bahsedeceksek o zaman zaten birinci öncülümüz şu. Gazze'nin aslında işgal edilmiş bir toprak olduğu Yani burada şeye döneceğim, Nuremberg mahkemelerine döneceğim, Almanya Polonya örneği gibi. Gazze işgal edilmiş. Dolayısıyla İsrail'in işgal ettiği topraklarda bir takım sorumlulukları var. Oradaki sivillere ve hatta oradaki silahlı e, örgüt mensuplarına karşı. ha İşte o zaman eğer biz Gazze'yi ayrı bir devlet değil de işgal edilmiş bir toprak olarak görüyorsak, ee, bu tartışma insanlığa karşı suçlar e, başlığı altında devam edebilir ama aynı nefeste hem insanlığa karşı suçlar hem savaş suçlarından bahsedemeyiz. Bu ikisi hukuki olarak iki ayrı kategori ve bu Türkiye'de yaşanan bu kargaşayı ben henüz çözemedim büyük ihtimalle e, kamuoyundaki bu <laughs> e, kavram kargaşasından ve belki de hani çok kıymetli hukukçularımızın da bilemiyorum bilgilendirmemesinden ortaya çıkan bir şey niye bu önemli Çünkü bu iki suçun tanımları tipleri ve bunlarla ilgili yaptırımlar ya da yargılama süreçleri arasında çok farklar var savaş suçlarına girdiğiniz zaman devletler arası hukuktan bahsediyorsunuz uluslararası anlaşmalarla ilgili pek çok şey var İnsanlığa karşı suçlar dediğiniz anda ise çok farklı bir olay ortaya çıkıyor şimdi ondan birazcık tekrar Almanya 1945'e dönerek bahsedeceğim. Nuremberg'deki <laughs> e, en önemli unsur dokunulmazlık ilkesinin kaldırılması. Bildiğiniz gibi e, 1945'ten sonraki Birleşmiş Milletler nezdinde kurulan e, ulus devlet sisteminde egemenlik ilkesi e, birinci derecede önemlidir ve ulusların sınırları dahilinde dokunulmaması dokunulmazlığı vardır. Bunu aynı zamanda kendi iç işlerini idame ettirme e, ve kamu hukuku konusunda kararlar verme de dahildir. Dolayısıyla bir ülkenin vatandaşı ile ilişkisine e, işte anayasal düzenlemelerine dışarıdan herhangi bir <laughs> e, olması normal koşullarda söz konusu değildir. Bu barışa karşı bir suç olarak addedilir. Bakın burada da ayrım var. Savaş suçu değil bu barışa karşı suç. Çünkü barış ne? Uluslararası sözleşme ve anlaşmalar gereği ülkelerin kendi sınırları içerisinde egemenliklerini idame ettirmeleri ve bunu kendi yasaları, kendi kararları, kendi kamu düzenleriyle yapmaları. Dolayısıyla dışarıdan herhangi bir şekilde müdahiliyet olduğu takdirde bu esasında barışa karşı suç olarak e, ifade ediliyor. E, normalde <laughs> savaş suçlarında özellikle biliyorsunuz tazminat ödenmeleri, Osmanlı. İmparatorluğu'nda olduğu gibi ki genç Türkiye Cumhuriyeti de çok uzun süre bu tazminatı ödedi. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan. Ee, Bunlarda devletlerle ilgili bir takım maddeler vardır. Yani yükümlülük devletlere atfedilir. Oysa insanlığa karşı suçlarda ilk olarak Nuremberg'de başlamak itibariyle... ...şahıslara atfedilen bir yükümlülük ve sorumluluk ilkesi ortaya çıkmıştır. Bunun nedenine Hitler zaten ölmüş... Almanya'da bütün tamamen bombalanmış. Marshall Plan ile Amerikalılar gelmişler oraya parayı yığdılar. Ee, sorun yok. Almanya yeniden yapılanacak. Zaten ikiye bölünmüş durumda. <laughs> Çok kısa bir süre sonra. Doğu ve Batı olmak kaydıyla. Yani yeniden yapılanma ya da devletle ilgili bir sorun yok. Ama orada istenen Hitler dışında Kilit bir takım şahıslar var yani bu e, işte İkinci Dünya Savaşı'nın ve esasında soykırımın burada sadece Yahudi soykırımı demiyorum çünkü o soykırım Yahudilerin dışında pek çok insanı da içerdi ve aynı zamanda Almanların e, Sovyet savaş esirlerine yaptığı inanılmaz işkenceler ve katliamlar var. E, Sovyet ordusu e, sanırım 5 milyonun üzerinde asker kaybetti genç asker kaybetti İkinci Dünya Savaşı'nda şimdi bunların hepsi için bir sorumluluk aranıyor e, Almanya'ya ceza verilmemesine karar verilmiş durumda ordusu olmamasının dışında Almanya'ya bir ceza bir yaptırım olmadı ama şahıslar üzerinden bir takım mahkumiyetler var ve <laughs> Nuremberg'e baktığınızda 24 tane sanığın e, çok ciddi ceza aldığını ve bunlardan bir kısmının da idam edildiğini görüyoruz e, uluslararası hukukta e, devlet büyüklerini ilanla için çok istisnai bir takım düzenlemelerin olması lazım. Bu da kişisel sorumluluk ilkesi. Yani devletin tepesinde olması kaydıyla oradan gelen güçle devletin tüm olanaklarını kullanarak sivil halka karşı suçlar işlenmesini mümkün kılan, bunu organize eden, bunu finanse eden, bunu idame ettiren şahıslara karşı verilen kararlar, insanlığa karşı suçlar <laughs> çizgisi içerisinde, tarih içerisindeki ilk önemli kararlar ki bunlar Nürnberg mahkemesinden çıkmışlar. Her ne kadar gariplerin adaleti olması konusunda hem fikir olabilsek de sonuç itibariyle uluslararası hukuka yeni getirilmiş bir yaklaşım bu. Çünkü öbür türlü devletler istediklerini yapıp Devletlerin başındaki insanlar da, mesela Arjantin örneğinde olduğu gibi, koltuklarında hiç kıpırdamadan oturup. Hem sivillere hem başka devletlerin vatandaşlarına çok ciddi e, ihlallerde bulunup, ama hayatlarına normal devam edebilmekteydi. Burada yeni olan bu şahsi sorumluluk ilkesi, devletin başında olmaktan ötürü korunulmazlığın kaldırılması ilkesi. Nitekim <laughs> Nürnberg Kanunlarının e, uluslararası hukuk komisyonu denen International Law Commission tarafından da ee, ...Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşüldüğünü ve bu ilkelerin de aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de kabul edildiğini görüyoruz. Buna göre uluslararası hukukta suç edilen bir eylemde bulunan şahıs bundan sorumludur ve cezalandırılması olasıdır. Ee, uluslararası hukuka göre suç edilen bir eyleme karşı bir ceza öngörülmese de bu çok önemli... ...bu şahıs uluslararası hukuk önünde işlediği suçun sorumluluğundan kurtulmaz... Burada tartışmalı bir durum var yani kanun yoksa o zaman <laughs> sen nasıl yargılanacaksın diye soru soruyor mesela özellikle öğrencilerimiz ben de şey diyorum kanun değil düzenleme var ama sadece karşılığına denk gelen ceza yok yani yoktan var edilmiyor herhangi bir suç tanımı ama cezası konusunda farklı bir düzenleme var Uluslararası Ceza Kurulu'nda. Ee, ve bu şahıs yani bu suçu işleyen şahıs devlet başkanı ya da sorumlu, sorumlu hükümeti üst düzey <laughs> memur olmaları ya da orduda üst düzey memur olmaları dokunulmazlıklarını garantilemez. Bunların hepsi çok yeni ilkeler. Ee, Tabii ki arkasından da adil yargılanma hakkına sahip oldukları e, ve e, cezai suçlu olarak tanımlanan sürecinde işte transparan olması, kendilerine savunma hakkı bulunması falan gibi başka maddeler var. E, Nuremberg'den bize arta kalan e, üç grup var. Barışa karşı işlenen suçlar, savaş karşı, savaş, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar. E ee, dediğim gibi savaş suçları savaş boyunca olan şeyler ee, ve orada iki devletten bahsetmek gerekiyor. E, savaşta karşı sivil halka veya kendi sivil halkınıza. O da çok ilginç. E, veya kendi ordu mensubunuza. E, bunları işte şey etme, öldürme, yağ, yağmalama, e, yıkım, <laughs> e, askeri gerekçe, gereklikle açıklanmayacak her türlü tahbira, tahribat ve toplu siyasi şiddet. İnsanlığa karşı suçlarda 1945'ten hemen sonra e, toplu cinayet, kitle inhal, köleleştirme, sürgün, Sivil halka yapılan <laughs> her türlü eziyet, siyasi, etnik, dini nedenlerle sınır dışı etme, toplu öldürmeler, idamlar vesaire gibi böyle geniş bir şekilde tan tanımlanıyor. Ee, ve e, bizim için önemli olan bu üç suçun da uluslararası hukuka göre bir suç olduğunu Birleşmiş Milletler belgeleriyle bir şekilde teçhili şimdi niye bu önemli diyeceksiniz çünkü insanlar karşı suçlarla ilgili şu anda oraya doğru mailimiz var ee, başta dediğim gibi ne senle ne sensiz duruma bu suçlar çünkü e, onları kabul edersek o zaman uluslararası ceza mahkemesinin e, iştihatını işte kuruluş ilkelerini de bir yandan onaylıyor oluyoruz e, ee, Nürnberg Tokyo mahkemelerini de bir yandan bir şekilde onaylıyor oluyoruz. Ama kabul etmezsek de o zaman devletlerin işlediği suçlara karşı elimizde e, hiçbir e, ölçüm e, hukuki ölçüm aygıtı olmayacak burada önemli olan bunlar e, anlaşma metinleri değil yani işte iki da çoklu anlaşmalardan ötürü bu suçlar uluslararası hukukta ceza e, cezalandırılabilecek suçlar olarak aydedilmiyor e, bunlar daha ziyade <laughs> uluslararası kamu hukukunun altına düşen ve bütün ülkelerin yani Şerif Basuni'dir bu işin e, piri bu konuda hala yazan çizen işte kitaplarını okuttuğumuz e, yüz korgens denen yani bütün ülkeleri bağlayıcı, bütün insanlığı bağlayıcı kategoride bir, bir suç tipi bu. Burada sorun şurada ortaya çıkıyor. E bunu kim yargılayacak? Ee, daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Tokyo Mahkemelerine baktığımız zaman Tokyo Mahkemelerinde e, insanlığa karşı suç yok. Yani e, orada da işte Çin Sovyetler Birliği ondan sonra <laughs> başka kim vardı orada? Eee o gruptaki hatırlamaya çalışıyorum şimdi de şey tabii ki İngiltere, Hollanda, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Hindistan, Filipinler falan gibi böyle farklı bir yargıç grubu var orada Nürnberg'den farklı olarak. Ee, ve bunun uzak doğu askeri mahkemesi şimdi Japonya ile ilgili ne kadar e, aşinasınız bilmiyorum ama Nanking katliamı denen bir şey var yani Çin'de bir şehrin tamamının en büyük en eski şehrin tamamının bütün kadınlarına tecavüz edilmesi, çok ciddi çocuk öldürmeler, şehrin yerle bir edilmesi falan gibi ben kendim bizzat Çin'de çalışmaya gittim ve orayı gördüm yani o orayla ilgili. Bugüne kadar hiçbir yargılama, hiçbir şekilde hesap verme durumu olmamış ve Japon askerleri yapmışlar bunu. Keza Korelilerin çok büyük dertleri var Japonların o zamanki işgalleriyle ilgili. Filipinlerin de öyle. Ee, ve işte Yeni Zelanda, Avustralya falan gibi ülkelerin de Japonların o, o, şimdi bizlerden uzak bir coğrafya olduğu için daha uzak oradaki suç tipleri. Ama e, bu mahkemelerde yani özellikle bu insanlar karşı e, suçlar e, konusunda çok büyük bir sessizlik var e, Nuremberg e, <laughs> mahkemelerine e, e, nazara. Daha sonra bu şimdi biraz gelişimden bahsediyorum çünkü tarihsel olarak bunlar gökten zembille inen suç tanımları değil. Yani ilk başlangıç dediğimiz gibi kölelikle başlıyor, köle ticaretiyle başlıyor. Arkasından işte Belçika'nın vukuatlarıyla daha da bir gündeme geliyor toplu kıyımlar, toplu şeyler <laughs> sakat bırakmalar, toplu yağmalamalar, İkinci Dünya Savaşı, iki ayrı askeri mahkeme, bir Avrupa'da, bir Asya'da, arkasından 1976 yılında Güney Afrika'daki ırkçı rejim Birleşmiş Milletler Genel Turu tarafından bir insanla karşı suç olarak kabul ediliyor. Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildiği için bir anlaşma olması gerekmiyor. Tamamen uluslararası e, kamu hukukuna ve ceza hukukuna mal ediliyor dolayısıyla. E, ve arkasından da <laughs> çok yakın zamanda ama ondan önce de insan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü ki Türkiye'de bu konularda Biliyorsunuz tartışmalı olaylar var ama e, bu örgütlerin raportörleri İsrail'i Filistinlere karşı aynı şekilde ırkçı rejim kurmak ve bunu idame ettirmekle ilgili e, suçlamış durumdalar. Ve bu örgütlerin Birleşmiş Milletler nezdinde e, raportör ve bilirkişi statüleri vardır. Dolayısıyla herhangi bir insan ya da herhangi bir kurum gelip Birleşmiş Milletler'de bu tür iddialarda bulunamaz. Bunlar uzmanlık örgütleri olarak kabul edilirler bu ıı, ırkçı rejimi konusunda da önce Güney Afrika daha sonra İsrail ile ilgili insanlığa karşı suç tanımında bir genişleme var. Ee, burada aramızda e, e, cinsiyet üzerinden suçlarla ilgili çalışan arkadaşlarımız varsa tecavüz ve cinsel şiddet Yugoslavya İç Savaşı'na kadar maalesef maalesef. Ee, savaşın doğasının bir parçası olarak kabul edilmiş durumda. Yani cinsel kölenik, zorla fuhuş, zorla hamilelik, kısırlaştırma, e, her türlü <laughs> diğer cinsel şiddet birimi toplu olarak işlenen toplumsal cinsiyete dayalı suçlar Bunlar çok çok uzun yüzyıllar savaşın bir parçası olarak kabul edildiği için hiçbir şekilde yargılamaya tabi tutulmamış suçlar. Ancak Yugoslavya mahkemesinde bunlar iki tane özel mahkeme kuruluyor biliyorsunuz bir Yugoslav diğeri Rwanda mahkemesi toplu tecavüz e, ve diğer cinsel şiddet biçimlerinin e, savaş suçu insanlığa karşı suçlar ve soykırım açısından temel bir eylem teşkil edebileceğine dair kabul başlıyor ve net Hekim 2008'de Birleşmiş Milletler'de bu kabul gerçekleşiyor. E, bu niye önemli diyeceksiniz? Çünkü öbür türlü hep e, işte askerler, binalar, işte kaç kişi öldü, yok işte okul mu bombalandı, yok işte kaç kişi sınır dışı edildi ama e, toplumun en iç dokularına deyan yani çocukların tecavüzü, kadınların kocalarının önünde tecavüzü, çocukların kaçırılması, genç kızların toplu olarak <laughs> fuhuş evlerine konulması, erkeklerin katliamı arkasından kadınların tamamına etnik temizlik için çok önemli bir unsur bu. arka arkaya tecavüz edilmesi ve bunlardan doğan savaş çocuklarının akıbeti falan. Bunlar ilk defa Yugoslavya'dan sonra gündeme gelen ve insanlığa karşı suçların kapsamına alan suç çeşitleri. Başka şeyler de var. Şimdi bu çok fazla uzatmadan ben söyleyeceğim. toplu cinayet toplu yok etme, köleleştirme, toplu sınır dışı etme, toplu hapsetme, toplu işkence, toplu tecavüz, toplu siyasi, ırksal, dini, etnik nedenlerden yapılan zulümler ve diğer insanlık dışı insanlar burada altını çizeceğimiz nokta ne toplu toplumun içini açarsak organize olması lazım organize eden e, merci nedir bunun bir devlet devlet makamı veya bir siyasi erk olması lazım ve burada bir e, 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 emir komuta zincirinin olması ve karar veren üst merci ve makamların olması ve buna dair de belgelerin bulunması lazım şimdi Yugoslavya dahilinde <laughs> e, bu suçların işlenmesi için bir savaş ya da şiddet ortamının olması gerektiği yani bu savaşı da bir ikiye ayırıyoruz burada aslında üçe ayrılıyor ama uluslar arası savaş hani başta dedim ya Filistin İsrail arasındaki olan uluslararası mı yoksa İsrail işgal gücü de kendi vatan şey, işgal ettiği topraklarda mı suç işliyor bunların hepsi çok farklı türde yargılamalara neden olabilecek şeyler bir de e, ee, ülkenin kendi içinde cereyan eden <laughs> sivil savaş dediğimiz ya da çok ağır sivil çatışma dediğimiz türlü bir savaş türü var. Yugoslavya'daki de böyle biraz arada bir yerdeydi. Çünkü Yugoslavya bir devlet olmakla birlikte zaten Yugoslav savaşları diyoruz onlara. E, ya da bölünme savaşları diyoruz. E, bütün bu işte kıyımlar, soykırımlar, şunlar bunlar bittiğinde ortaya çıkan tabloda birden fazla devlet var. Yani tüzel kişilik birden fazla olmuş durumda. O geçiş döneminin tamamı esasında çatışma dönemi. Dolayısıyla Yugoslav Mahkemesi'ndeki bu insanlığa karşı suçlar tanımının uygulanması için o geçiş döneminin ve oradaki şiddetin altına çizilmesi gerekiyordu. Ulusal ve uluslararası şiddet gibi bir orada nexus denir hukukta buna öyle bir tanım var. Bu tanım Rwanda Mahkemesi'nde değişmek zorunda kalıyor. Neden? Çünkü 94'te kuruluyor mahkeme. Mahkemesi. da soykırımı insanlar kendi insanlarına karşı yapıyorlar. Öyle kimse ayrı bir devlet falan kurmuyor biliyorsunuz. Komşu komşusunu öldürüyor. Çok ciddi bir toplu katliam var ve silah kullanılmıyor. Yani baltalı bıçakla insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ve ölenlerin arasında tamamen kadınlar ve çocuklar var. İşte kiliselere sığınanlar daha sonra da istimlak meselesi var. Yani ölenlerin bütün mallarına el konulması, toplu mezarlarla isimsiz olarak gö gömülmeleri, hiçbir şekilde bunun hakkında bir soruşturma açılmaması falan gibi böyle katmerli bir iç savaş katliamı var. E, buradaki bütün suç da ulusal düzeyde işleniyor. Dolayısıyla insanlığa karşı suç e, tanımına aslında çok birebir uyan e, ama uluslararası savaş koşulunun e, ekarte edilmesi gereken bir durum. Arkasından Sierra görüyoruz, Kamboçya'yı görüyoruz, başka örnekler de var. Uzun lafın kısası e, <laughs> Roma statüsü, statüsü, gündeme geldiğinde, Uluslararası Ceza Mahkemesi gündeme geldiğinde köleliğin az e, azdinden bugüne kadar e, ortaya konmuş insanlığa karşı suç tanımlarının en genişi e, bir kriter olarak ele alınıyor. Yani işte toplu cin, cinayet, toplu imha, toplu kölelik, to, nüfusun sınır dışı edilmesi, zorla nakledilmesi, bu hukuk tem, hukukun temel kurallarına aykırı olarak e, nüfusun delili kısımlarının fiziksel özgürlükten e, ve mal özgürlüğünden mahrum bırakılması, toplu işkence, toplu ceza tecavüz, toplu cinsel kölelik, zorla fuhuş, toplu zorla hamilelik, kısırlaştırma, ee, ve onun dışında da siyasi, ırksal, ulusal, etnik, kültürel, dinsel cinsiyet gibi yani kimlere karşı ayrımcılık, kimlere karşı böyle toplu suçlar işlenebilir onun kapsamı da genişletiliyor. Ve şunlar da ekleniyor. Kişilerin toplu olarak zorla kay kaybedilmesi, e, apartheid şu yani ırkçı rejimin kurulması ve idamesi, e, kasıtlı olarak büyük acılara... Vücutta ya da zihinsel, sağlıkta ciddi yaralanmaların neden olan e, insanlık dışı eylemlerin organizasyonu. Çok geniş bir suç tanımı bu. E, e, şimdi zamana bakıyorum. Biraz da hani kendim ne yaptım bu bilgi kısmından oraya geçmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bütün bu mahkemenin kuruluş aşamasında e, küresel güneyden onay çok fazla. Neden diyeceksiniz? Yani bu mahkemenin Avrupalılar tarafından kurulduğu iddiası var. De, de Belgeler tam tersini e, bize gösteriyor. Küresel güneyden çok ciddi oy verilmesi söz konusu. İkincisi Amerika'nın falan kurduğu bir mahkeme değil. Tam tersine Amerika kendi askerlerinin yargılanmasından korktuğu, dünyanın orasına burasının süresi iş iş işgal gücü gönderdiği ya da dahil olduğu için e, imzacı olmayı reddetmiş. Ve bugüne kadar da e, Roma Stasyonu imzacı devletlerle ikili dokunulmazlık anlaşması imzalamaya çalışan bir devlet. Yani Amerika bu mahkemeyi ne seviyor, ne istiyor, ne onaylıyor. Ee, İsrail Gazze çok gündemde olduğu için söylüyorum. İsrail bu mahkemeye taraftar ve onası taraftar değil. Ama yüz kogen ilkesine baktığımız zaman işlenen suçlar o taraftar olsa da olmasa da sonuç itibariyle bir şekilde yargılanabilir. On, teknik şeyleri onları sorarsanız açacağım. Şimdi burada açmanın bir anlamı yok. Fakat Filistin devleti taraftar. Keza zaten e, daha önceki dönemlerde e, yani Richard Goldstone tarafından 2008-2009 Gazze Savaşı hakkında asırlanan raporda bu Birleşmiş Milletler'in hazırlattığı bir rapor. Hem İsrail'in hem Hamas güçlerinin insanlığa karşı suç işlediği tespiti var. İsrail'in ki oransız güç kullandığı, sivil altyapıyı tahrip ettiği, Filistinli sivilleri hede hedef aldığı, Hamas'ın ise canlı kalkan olarak sivilleri kullandığı, ayrım gözetmeden roket saldırıları düzenleyerek İsrail sivilleri, ve İsrail altyapısını kasten hedef aldığı türünde tespitler var. i̇lginç olan hem İsrail hem de Hamas bu raporu ve geçerliliğini reddetmiş durumda. Şimdi mahkeme ve insanlığa karşı suçların yargılanması meselesi konusunda birazcık değinmek istiyorum. Burada çünkü başka şeyler de var. Mesela Myanmar, Rohingyalar, işte Çin, Uygur, ondan sonra işte Sudan. Libya böyle bir sürü kategori var aslında bu suçlarına girebilecek yargılamaların olabileceği. Birincisi siz mağdur olarak e, gerekli belgeleri toplayarak savcıya başvuruda bulunabiliyorsunuz ve savcının savuşturma aç, açma yetkisi var. Çünkü bu ceza hukuku olduğu için mağduriyet beyanı üzerinden işler. İkincisi <laughs> taraftar ülkeler yani Roma statüsüne imzacı ülkeler kendileri başvurabilirler bir başka ülkenin yaptıklarına dair. Mesela bu durumda Filistin İsrail'e karşı başvurabilir ama başvurmuyor. Hiç de başvurmamış. E, o bir soru işareti birazcık. Üçüncüsü de e, ki insanlar aslında yani genel kamunun e, öngörüsü aa işte Güvenlik Konseyi buna karar veriyor. Hayır Güvenlik Konseyi sadece özel durumlarda sevk edebilir, dosya sevk edebilir savcılığa ama sonuç itibariyle bütün o yargılama süreci, süreci ve kriterleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisi belirler. Uluslararası Ceza Mahkemesi ikincil ve tamamlayıcı tıran, bir mahkemedir. Cezanın kendisini infaz edecek bir altyapısı yoktur. Sadece yargılamanın üzerinde durur. İnsanlar karşı suçlar bahsinde bunlar çok önemli. Şimdi çıkarken şunları söylemek istiyorum. Başlangıçta mahkeme kurulurken bu çok geniş tanım. Özellikle de küresel güney <laughs> ve Afrika ülkelerinin ısrarıyla ee, e, gündeme gelmiş bir geniş tanım. Yani bu insanlığa karşı suçların size en son e, zikrettiğim tanımı e, özellikle Afrika'da çok yandaş bulmuş bir tanım ve başlangıçta işte bütün Afrika ülkeleri imzacı Orta Doğu'dan da bir kısmı imzacı. Latin Amerika'lar imzacı. Neden Neden böyle bir şey olsun? Çünkü kendi devletlerinden zamanını da çok çekmişler. Ve kendi devletlerinin anayasasında her anayasa kendi yönetici kadrolarını korumak için bir takım hükümlere sahiptir. Ve her zaman devlet büyüklerinin özellikle devlet başkanlarının, cumhurbaşkanlarının dokunulmazlığı vardır. Bu anayasal düzenin olmazsa olmazıdır. Buna alternatif olarak yani böyle diktatörlüklerin işte çok ciddi ağır elli rejimlerin olduğu coğrafyalarda... İnsanlığa karşı suç tanımları e, büyük bir heyecanla onaylanmış durumda. Oradan çıkardığımız bizim şu yani insanlar kendi devletlerinin e, cellatlığına karşı böyle bir sanki güvence arar gibi bu uluslararası ceza mahkemesine bir omuz vermişler gibi görünüyor. Ama zaman ilerledikçe e, davalara baktığınızda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dediğim gibi e, tamamlayıcı ve ikinci mahkeme özelliği var. Buradaki kriter de şudur. Eğer ülkenin bağımsız e, yargısı var ve hukuk kurumları e, şeffaf olarak işliyorsa Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne getirilen başvurular kayda alınmaz ve dava yapılmaz. Mesela ben size örnek vereyim bir meslektaşım. E, bundan bir 10 sene kadar önce Kanada'yı e, belki bilirsiniz William Şabas, e, çok önemli bir uluslararası ceza hukukçusu bu. E Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etti elinde belgelerle. Afganistan işgali sırasında oynadığı rol ve Afganlara verdiği zarardan ötürü. Uluslararası Ceza Mahkemesi de kapıyı suratına kapattı. Ya sizin parlamentonuz da çalışıyor, mahkemeniz de çalışıyor. Kendi işinizi kendiniz halletseniz de diye. E, dolayısıyla bir bakıyorsunuz o zaman sonuçta. Şimdiye kadar bu tür yargılamanın olduğu ülkeler neresi? E, hakkında karar çıkmış. Uganda, Demokratik Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Darfur, Kenya, Libya, Fildişi Sahili ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Bunun dışında bir takım soruşturmalar var ama hiçbiri tam olarak sonuçlanmamış. E ne oldu şimdi? O zaman coğrafi olarak çok ciddi bir tepe taklak durum söz konusu oldu hani belki de bu istenen bir şeydi. Yani <laughs> ağır elli rejimlerin yargılanması için çünkü bu e, Afrika yargılamalarının bir kısmında ya halkın kendisi başvuruyor veyahut da e, zulmettikleri diğer halk savaş suçlarının üzerinden işgal üzerinden giderek başvuruyorlar. Fakat Afrika devletleri özellikle de iktidarda olan kesimler bir süre sonra Roma statüsünden imzalarını çekmeye başladılar. Ve bu duyduğumuz yani Türkiye'de de aslında yankılanan işte bu Avrupa mahkemesidir, bizi işte Hollanda'ya mı götürüp yargılayacaklar ondan sonra hep bizimle uğraşıyorlar Amerika kimse yargılamıyor türünden söylem. Ortaya çıktı şimdi benim tabi ilginç olan bu işi 20 senedir yapan bir insan olarak bu uluslararası ceza hukuku meselesi savaşçıları hukuku ve insanlar karşı hukuk meselesi hep böyle kriz anlarında gündeme gelir. Ben hakları hukuku e, de, <laughs> konusunda da e, genç arkadaşlara şunu söylerim başınıza gelene kadar kıymetini bilmezsiniz. Yani herhangi bir şekilde gözaltına gözaltına alınana kadar işte bir ağır bir sorgudan geçene kadar göz altındaki haklarınızı bilmezsiniz mesela. Eğer avukat olarak yetiştiriliyorsanız o ayrı ama o zaman bile idrak edemezsiniz. Çünkü başınıza geldi. kaybettiğiniz zaman ancak bunun ne kadar elzem olduğunu fark edersiniz. Bu da öyle bir şey. Ve son kertede benim kendi çalışmamda yapmaya çalıştığım şey ben toplumsal sorumluluk diye bir kavram ortaya attım. Sadece ben atmadım tabii bu özellikle geçiş dönemi adaleti tartışmalarında çok gündeme gelen bir kavram ve bu bireysel yargılamaların <laughs> çok önemli olduğunu ben de kabul ediyorum. Daha doğrusu ben kabul ediyorum çünkü herkes kabul etmiyordu ayrı dava. Ee, neden çünkü bir, bir sorumluluk etiği lazım. İşte bir cevap verebilirlik lazım. Yoksa her şey cezasız kalıyor. Rejimler kendi kendine sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Dünün katilleri bugünün belediye başkanları oluyor. Bunlar mesela Güney Afrika'da, Ruanda'da falan önüne geçilmesi için çok uğraşılmış olan şeyler. Aynı şey Sırbistan'da, işte eski Yugoslavya'dan ortaya çıkmış devletlerde de söz konusu. Çünkü herhangi bir e, hapsatmak değil ama Mesela kamu görevinden men etme gibi lastreation denen şey olmadığı takdirde dünün savaşı bugünün galibiyetine dönüşebiliyor çok hızlı bir şekilde ve mağdur olan kesimler mağdur itlerini katlayarak devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bunun için bu uluslararası ceza hukukunda insanlığa karşı suçlar ki bu devletin sivillerine karşı istediği suçlardır altını tekrar çiziyoruz savaş suçlarından farklı olarak bunların yargılanması önemli. Ama tek başına bu bir çözüm ee, değil. Neden? Çünkü o suçların hiçbirini o ya da bu devletin başındaki insanlar tek başlarına işlemiyorlar. Bir diğer özelliği bu insanlığa karşı suçların ki bu Nürnberg mahkemelerine gidiyor. Bu e, kazananların mahkemesi denen mahkeme ki orada çok ciddi hukuk icatlar var. Bence o açıdan gerçekten e, <laughs> kayda değer mahkemeler. E, i̇şte bana emir verdi ben tetiği çektim. Bu açıklama reddediliyor. Yani alt üst, alt, alt üst ilişkisi reddediliyor ve orada ahlaki ve etik olarak karar verebilecek durumdaysanız ve karar vermediyseniz bilerek ve isteyerek toplu katliama neden neden olduysanız şayet yargılanabiliyorsunuz. Ha bu en aşağıdaki er, başa kadar mı diyor? Hayır. Ama siz bir tabur komutanıysanız ya da işte bir e, kamu dairesinin başındaysanız yani bir miktar yetkiniz varsa sizin üstünüzde başka insanlar insanlar da olsa emir çok yukarıdan da gelmiş olsa eğer sizin inisiyatif kullanma marjınız var ise o zaman insanlığa karşı suç yargılama silsilesi içerisinde bu bana emir verdiler ben yaptım e, <laughs> şeklinde ifadenin hiçbir geçerli yok mesela bu da çok önemli bir şey çünkü o zaman bu benim dediğim toplumsal sorumluluk noktasına doğru yavaş yavaş gelmeye başlıyoruz bile isteyerek sonuçlarını idrak ederek dahil olduysanız şayet birebir hayatınızı tehdit oluşturma olasılığı olsa dahi kafanızı silah dayanmadığı sürece birebir e, o zaman yaptığınız şeyin bir şekilde hesabının verilmesi gerektiğine dair bir şiar var orada Nuremberg'den devam eden. Şimdi bugünümüze gelirsek ne yapılabilir? E, İsrail gazetemizesi devam edecek. Ee, zaten çok uzun bir geçmişi olan bir mesele. Ee, bu konuda ben şahsıma şu anda bir şey yazıyorum zaten. Daha önce de yazdım. Savaş suçları meselesiyle ilgili İsrail konusunda. Ama sadece İsrail değil. Yani mesela şu anda Suriye ile ilgili de çok ciddi bir takım vakalar var. Ee, Irak'la ilgili çok ciddi vakalar var. Yani 4 milyona yakın Irak vatandaşı hala hazırda vatansız. Orta Doğu'da, orada, burada. Ee, Filistinli vatansız insanların diğer ülkelerde yaşadıkları ile ilgili çok ciddi ihlaller var. Mesela Suudi Arabistan'da şurada burada kafala sistemiyle çalışıyorlar. Köleleştirme olduğu söyleniyor. Hiçbir şekilde hak verilmiyor. E, bu insanlığa karşı suçların tanımlarının uygulanabileceği başka yerler var. E, Hatırlarsanız işte mesela Yezidi kadınlara karşı e, yapılan saldırılar vardı bu Suriye Savaşı'nın e, bağlamı dahilinde. Onların Topyekün e, fuşa yani genç kızların fuşa gönderilmesi. E, yani dünyanın başka başka yerlerinde esasında bu suç tanımına giren organize ...devlet tarafından, kamunun gözetiminde işlenen toplu suç şekilleri mevcut. Onun için benim naçizane düşüncem, bu tamamen kendi başına bir çözüm olmasa bile... ...bu suç tanımının üzerinde, yani devletlerin vatandaşlarına karşı bile isteye... <laughs> ...ve toplu olarak işledikleri e, suçlar konusunda bu devlet suçluluğu çok ilginç bir bahis... Ee, pek çok coğrafyada adının geçmesi de hiç hoş karşılanmaz. Çünkü yani devlet suçluğu dediğiniz zaman hop bir dakika ne oluyoruz? Hani devletin bakiyesine mi, <laughs> bekasına mı saldırıyorsunuz denir. Halbuki o değil o. O kamu yönetiminde yani kamu, kamu idaresinde sorumluluklarını kötüye kullanan veyahut da iktidarda devletin örgütünün mekanizmalarının arkasına alıp toplu suç işleyen şu anda mesela Netanyahu için o söyleniyor. Yani bütün İsraililer değil ama Netanyahu ve hükümeti şu anda e, özellikle de Milli Savunma Bakanı suçlu. E, neden? Netanyahu birey olarak bunları yapabilir mi? Hayır. Parti lideri olarak yapabilir mi? Hayır. Ama devletin başında bir insan olarak yapabilir. Konumundan kaynaklanan, faşist ideolojisiyle konumunu birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan çok ilginç bir değişim var orada. Ee, ve bu bileşimle bu değişimle ilgili bu konunun daha e, düzenli gündemde tutulması yani şunu söylemeye çalışıyorum açıkçası kısından hisse bizim için şahsi önem if ifade eder ya da bizi çok görünür olan durumlarda insanlığa karşı suç ya da savaş suçları deyip diğer durumlarda ne bileyim Arjantin'de Şili'de ondan sonra işte şey Myanmar'da e, Afganistan'da Irak'ta benzer şeyler olduğu halde hiç ilgilenmediğiniz zaman o zaman yarım iş yapıyoruz ee, ve kaldı ki zaten bu suçların kendileri ve yargılanmaları yargılanmalar e, bir de son olarak şunu söyleyeceğim Roma statüsünü tanıyan herhangi bir mahkemede gerçekleşebilir benim son kitap zaten bu bunun üzerine yani evrensel yargılanma ilkesi üzerine orada çok ilginç bir transformasyon oluyor senin herhangi bir yerel üst mahkemen e, Roma statüsü nezde altında suç tipinden ötürü uluslararası bir mahkemeye dönüşü veriyor ve sen orada çıkarttığın kararı cezai yaptırımını kendi devlet sınırları içerisinde uygulayabiliyorsun yani Pinochet'i hatırlarsanız İspanya'ya eğer gönderilseydi İngiltere'den İspanya mahkemesi onu yargılayacak insanlığa karşı suçlardan yargılayacaktı bu arada e, ve daha sonra da İspanya'da hapsedecekti. İngiltere ne yaptı? öyle yaptı, hallem etti, etti, bir şekilde Arjantin'e gönderdi bir şeyler oldu adam orada öldü yargılama gerçekleşmedi ama bu suçların bir şekilde telaffuzu e, kendi ülkesinde adamın çok ciddi bir iç temizliğe ve değişikliğe neden oldu yani çünkü hep üstü kapatılan olmuş bitmiş gibi görünen bir konuydu bu açıldı yasal düzenlemelerde değişiklikler yapıldı mesela bu de <laughs> maya anneleri meselesi onların şu anda sanırım 350 tanesi kadarı torunlarıyla birleştiler ki bu torunların çoğu Arjantin cuntasının işkenceler sonucu ölmüş hamile kadınlardan alıp daha sonra yurt dışına çıkarttığı çocuklar Deney bankaları kuruldu falan neyse yani şunu söylemeye çalışıyorum Coğrafyamız da çok gerekli <laughs> ama kendi başına bir çözüm değil arkasından çok farklı şeylerin gelmesi lazım tartışmanın başlama konusu her ülke için söylenen bir şey bu. Eee iğneyi başkasına çuvaldızı kendine batırman lazım. Yani sen de kendi tarihinde işte ya da senin çevrendeki ülkelerle ilgili böyle şeyler yaşandığında sus, sus, sus sustun mu? Şimdi Avrupa ve Amerika susmuyor bir de bas bas bağırıyorlar kaza kaza konusunda. çok az ülke durun yapmayın diyor. tamam ona evallah. Ama başka yerlerde başka türlü şeyler olurken, e, acaba mesela Türkiye için söylemiyorum, herhangi ülkeler için söylüyorum. Buna tepki gösterildi mi? Bununla ilgili soru soruldu mu? Ne bileyim bir Yemen sorunu, bir Sudan sorunu olduğu zaman bununla ilgili nasıl tepkiler verildi? E, yani beynel minel bakmak lazım. Seçici olarak uygulamamız doğal. Coğrafya birazcık kader bu anlamda. Bize ne yakınsa onu görüyoruz. Ee, ama bir yandan da şunu unutmamak lazım ki maalesef devlet denen şey. E, <laughs> çeşit yani nasıl söyleyelim cüsseten cüssiye girebilen bir şey. Çünkü siyasi otorite ve çok kuvvetli. E, varlık getirebileceği gibi yokluk da getirebilir. İnsanları refah edirebileceği gibi insanları en e, temel haklarından da mahrum edebilir. Çünkü organize siyasi otorite ve dolayısıyla çok muktedir bir aygıt. Burada bitireyim ben. Sorularla belki daha farklı yerleri açarız. Evet, çok teşekkür ediyoruz Nergis Hocam. Ben bir saniye dikkatimi kaybetmeden dinleyebildim. Çok akıcı hem bilgilendiren hem tarihsel olarak neler olup bittiğini anlattınız. Hem de sonunda benim yakalayabildiğim kadarıyla bu sorumluluğun yanında toplumsal sorumluluğun e, önemini vurguladınız e, yani Umarım sorular olacaktır da çok konuşulması gereken şeyler var e, benim hani e, gördüğüm kadarıyla e, yine eksik bir şey söylersem lütfen düzeltin e, aslında büyük oranda bu insanlığa karşı suçlar İkinci Dünya Savaşı sonrası başlıyor biz tabii Nürnberg mahkemelerini iyi biliyoruz. Benden çok biliyorum. Çok şey ama Tokyo mahkemeleri daha az biliniyor. O, o, onu ilgiyle dinledim ben o süreci e, konusunda yeterli bilgiye sahip değilmişim. Yani bu fazla konuşulan bir şey değil. Çünkü Nürnberg daha fazla konuşuluyor ama o, orada başladığını birçok şeyin de orada başladığını e, insanlığa karşı suç kavramının e, Orada başladığını yani barışa karşı suç e, dediniz ve burada üç suç sürgün imha ve soykırım suçlarının e, üç suç sayıldı sanıyorum. Yine hı hı. dikkatimi çeken bir şey e, bu şeylerin birbirine karıştığını e, savaş suçları, barışa karşı suç ve insanlığa karşı suçlar. Aynen aynen. Yani, aynı şey değil yani ama bunları çok dikkatli kullanmıyor insanlar yani ben de genel olarak. Ee, çok bundan şikayetçiyim. Kavramlara dikkatli kullanmıyoruz. Hepsi birbirine karışıyor. Felsefeciler de bunu çok sık yapmaya başladı ki biz biliyorsunuz kavramlarla aslında oynayan ya da kavramlar üzerinde çalışan bir meslek grubu olmamıza rağmen. Ee, bir, bir de şey çok dikkatimi çekti. Yani dediniz ki 2008'e kadar e, tecavüz suçları savaş içinde normal şeyler olarak görülebiliyordu. Yani infial uyandırdı ben de. Yani çünkü Genel olarak şunu biliyoruz, yani savaşta evet savaşçı olması iyi olur ama savaşta savaşanlar arasında bir şeydir. Yani sivillere verilen her zarar savaş suçudur gibi düşünüyordum beni. Ama e, yani çok çarpıcı. 2008'de ilk defa Birleşmiş Milletler'in bu konuda e, bu savaş suçu kapsamına, insanlığa karşı suçlar kapsamına girdiğini söylediniz. Çok geç, evet. Yani çok çok geç. E, yani onun için e, tabii Ruanda ve... E, Ruanda'daki mahkeme işte burada insanlığa karşı suçların en geniş kapsamda yorumlandığını söylediniz yine yanlış not almadıysam. Çünkü savaş neksosunu çıkarttı Ruanda. Yani Yugoslavya hala bir savaş hukukuna atıfta bulunurken Ruanda'da iç savaş olduğu için tamamen yani o koşuluk çıkarttı. birbirlerinin birileriyle savaşması gerekmiyor. Ruanda'da çünkü bir savaş yoktu. Tamamen bir soykırım vardı ve işte şey gibi düşünün. Ee, nasıl söyleyelim size? Ha, ya o, o bile değil yani sünnilerle Şiilerin birbirine kıyması diyelim mesela Irak örneğinde olduğu gibi ben, o bile değil yani dini bir ayrım yok çünkü. Evet. Evet tabi sonunda bu uluslararası ceza mahkemesi ve hani mahkemesinin. E pek işlememesi yani genel olarak aslında uluslararası mahkemeler pek işlemiyor gibi yani çok şey örnekler dışında bir de tabii şey çok dikkat çekiciydi yani onu öyle bir not benim de izlenimim o bazı güçlü ülkeler söz konusu olduğunda bu mahkemeler hiç işlemiyor yani e, güç hak yaratmaz diye Platon'dan beri bir tartışma vardır hani ben çok atıfta bulunurum e, Platon'un e, politeyasında tartıştığı hani güç hak yaratır mı ama ee, güç hak e, haksızın cezalandırılmasını engelliyor gibi Nergis hocam öyle bir şey edindim yani dünyada da uluslararası ilişkilerde de ee, bu e, Tabii ki en en temel sorun da yine sizin şeylerinizde de e, altı çizildi e, uluslararası ceza mahkemesinin bir e, gücü yok yaptırım gücü yok e, ve bu suçları e, önlemekte yetersiz kalıyoruz. Ama sanki şöyle bir şey söylediniz yani bir devletin yurttaşlarına karşı işlediği suçlarla ilgili e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidilebilir. Doğru mu anladım sizi? bu notun doğru mu? Toplu olarak cevap vereceğim isterseniz baştan. Evet, evet. Evet, evet. Ben hani böyle bir, bir toparlama yapayım yani sorularım hani e, şeyler başka sorular gelsin ben sadece e, moderatör evet, olarak öyle. bir şey Aynen, de, almak istedim. E, yani şimdi üç şekilde evet. başvurabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki İsrail konusunda. Ee, İsrail tarafı olmadığı için e, başvurulamaz mı? Hayır başvurulur. Çünkü Filistin taraf. Ee, Filistin Başsavcılığa, e, Ön Soruşturma Dairesine e, başvurur. Şimdi burada e, ikinci yıl ya da tamamlayıcı mahkeme olduğu için Uluslararası Ceza Mahkemesi öncelikle bakılması gereken şey bu dosya tamamlandığı zaman yani bütün veriler, işte bütün şeyler ne derler ifadeler, e, bilgiler toplandıktan sonra İsrail'in bağımsız bir yargı e, organ organlarına silsilesine sahip olup olmadığının değerlendirmesi gerekiyor şimdi bu, bu güçlerin e, uluslararası ceza Ge mahkemesine gelmemesi kanat örneğini onun için verdim eğer sizin e, yargınız <laughs> hükümetinizden e, ve de işte siyasi organdan yeterince uzaksa ve bağımsızsa ee, devletle ilgili yargılamaların ve soruşturmaların e, sizin kendi hanenizde evinizde yap evinizde yapılmasını bekliyor mahkeme. Şimdi diyebiliriz ki ya bu ne biçim ön koşul? O zaman işte e, yargı bağımsızlığını iddia eden hani bütün ülkeler eee Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılamasından bir şekilde paça yırtacaklar. Aynen de öyle oluyor. Orada güçlüyle alakalı değil de e, daha ziyade ülke şey ediyor. Ben bunu kendim halledeceğim diyor. Yani tamam bu bilgileri bana verdiniz o zaman da Uluslararası Ceza Mahkemesi 6 ay sonra işte devlete dönüp e, bir şekilde hani yargılamanın sonuçlarını soruyor. Burada caydırıcı ya da ikna edici gücü var yani bir dünya mahkemesi işte kendi polisi kendi ordusu kendi bilmem nesi yok e, devletler siyasi aktörler ve e, uluslararası bir e, konsortium yaratılması lazım. Mesela gene İsrail konusuna döneceğim ben. Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesine İsrail konusunda başvuru yapma hakkı var mı? Türkiye Roma Statüsü'ne taraf değil. Dolayısıyla bir statü taraftarı olarak başvuruda bulunamaz. Ama Birleşmiş Milletler'de bir <laughs> e, oy birliği yaratabilir. Aa, belki bir şekilde işte şey e, gene <laughs> Güvenlik Konseyi tarafından oraya yönlendirilmesini itmeye çalışabilir. Onun da olmayacağı çok aşikar ama şunu söylemeye çalışıyorum. Devletler de pek çok konuda biraz bir tuhaf davranıyorlar. Yani bir yandan oraya e, başvurmak istiyorsun, bir yandan Roma statüsündeki tanımları kullanıyorsun. E bir yandan ne? sen kendi imzacı değilsin. E, i̇mzacı değilsen o zaman o tanımı kullanmıyorsun. Onu, onunla çözüm arıyorsun. Yani devletlerin de bu konuda siyasi olarak bir evrilmesi gerekiyor. Şimdi burada Afrika devletlerinden bazıları e, benim yazdığımda şunlar vardı en son dönemde. Hibrit mahkemeler denen şeyler var. Roma statüsünün, uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, e, kamuya açık web sitesine girdiğiniz zaman application adaptation packages vardır. Yani her ülke özellikle insanlarla karşı suçlar ve savaş suçları konusundaki yargısal metinleri kendi diline, kendi anayasasına, kendi hukuk geleneklerine adapte edebilir. Ben Kanada örneğini söyleyeceğim burada çalıştığım için. Burada bir komisyon kuruldu hukukçulardan ve yaklaşık 10 sene süren bir sürecin sonunda Roma Statüsü'nün bazı şeyleri, temel kavramları ceza hukukuna yedirildi bizatihi yani Türk Ceza Kanunu gibi Kanada Ceza Kanunu'na yedirildi. Dolayısıyla bizim mesela şu anda Kanada'dan birinin e, şey Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitmesi abeste iştigal olur. Çünkü zaten iç hukuka yedirmiş durumda onu. Bu, mesela böyle bir şeyden bahsediliyor. Ya da ihmallerin gerçekleştiği ülkeler diyorlar ki siz bize iki tane e, şey gözetimci yargıç gönderin. Biz onlarla bir tane e, olan olağanüstü mahkeme kuralım. İşte 2001 ile 2004 arasında olan olayları şu şu kategoriler altında yargılayacağız biz. Anayasa bir parantez açacağız. Çünkü anayasada bu kişisel yargılamalar yasak olduğu için üst düzey yetkililer için ya da geriye dönük yargılamalar. Mesela şu anda <laughs> bu saçıza mahkemesi böyle etkinliklerde bulunuyor. Kendi bir, insanlar çekiştire çekiştire HG falan getirmiyor. İşte yargıç gönderiyor. Yok işte hukuksal adaptasyon paket gönderiyor. Bilmem ne. Benim için ya da benim gibi çalışan hukukçular için. Oradaki önemli şey bunun bir kaydı olması. Sağ ya da sol fark etmiyor. Canı yandığı zaman e, topyekun insanlar herkes başlıyor insanlığa karşı suçlar diye. Nerede bu? Roma statüsünde. Kim yazdı bunu? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakimleri ve hukukçuları yazdı. Uluslararası nezihte bu geçerli mi? Evet. Biz kullanıyor muyuz bunu? Gündelik dilde de, siyasi dilde de, hukuk dilinde de? Evet. Demek ki biz kullanıyoruz. Ha mahkemeye kızabiliriz işte her şeyi yapmıyor ama zaten o mahkeme her şey yapmak için orada değil. Ee, ben şey savunmuyorum. Niye Amerika'yı yargılamıyorlar? E tabii yargılayamazlar demiyorum. Ama e, yani dünya ahvali böyle bir şey. Sonuçta e, Çin'i de yargılayamıyorlar. E, Uygurlarla ilgili ancak işte soruşturma açabiliyorlar. Dosya hazırlıyorlar. O dosya orada duruyor. Ee, Çin'in bir şekilde e, baskı altında olması lazım bu konuyla ilgili. Ya da Sovyetler Birliği'ne de bir şekilde dokunamıyorlar. Ee, başka kime dokunamıyorlar? Brezilya'da dokunamıyorlar mesela. Ya sadece batı değil esasında mesela. Mesela Çin Doğu, Rusya Kuzey, e, e, Brezilya, Latin Amerika. Onlara da dokunmuyor. Belki o anlamda haklısınız. Yani büyük devletler şey diyorlar. O pop bir dakika. Ben kendimi hallederim diyorlar. Ee, ama orada da içteki şeylerde tartışmalarda ve mücadelelerde özellikle insan hakları örgütleri insanlığa karşı suçların e, yasal e, tanımlarıyla hareket ediyorlar. Galiba sorular var hocam. Evet evet sorular var. Evet ben e, onun için Barış Işık e, bir el kaldırdığını görüyorum. Eğer e, şey, sesi açıp sorusunu yöneltebilir. Evet. Buyurun. İyi günler diyorum hocam. Geliyor mu sesim? Geliyor evet, geliyor. Evet teşekkür ediyorum en başta sununuz için. Ben e, Barış Işık İstanbul Okan Üniversitesi'nde çalışıyorum ceza kürsüsünde. E, devlet suçluluğu kavramından bahsettiniz. E, ben de doktora tezim nedeniyle e, bir araştırma imkanı bulmuştum bu kavramı ama genellikle Alman literatüründe Hı -hı. ve orada daha ziyade kronolojik bir kavram olarak ele alınıyor. Eee İngilizce bağlamda Amerikan literatüründe Sizinde bahsettiğiniz Hı. üzere devlet suçluğu kavramının tartışma düzeyi nedir? Örneğin maddi ceza kurumu olarak ya da uluslararası ceza kurumunun bir e, kavramı olarak e, tartışılıyor mu? Bunu biraz açabilir misiniz etsem? Çok güzel bir soru sordunuz öncelikle. şimdi biz devlet suçluluğunu bu siyasi suçlar bağlamında tartışıyorduk şimdiye kadar. Yani işte toplu katliamlar, yerinden etmeler, ordu himayesinde gerçekleşen toplu tecavüzler vesaire vesaire. Şu anda devlet suçluluğu ile ilgili çok yeni bir boyut eklendi. o da küresel müştereklerle ilgili. Çünkü devletler artık sadece devlet olarak hareket etmiyorlar aynı zamanda uluslararası şirketlerle eklemle olarak hareket ediyorlar yani işte çevre kirlenmeleri zehirlenmeler ee, uluslararası şirketlerin sonuçta kayıtlı oldukları bazı ülkeler var ya da sermayesinin çoğunlukta olduğu yerler var ayrıca devlet düzenlemeleri var yani mesela küresel ısınma ile ilgili işte Kyoto protokolünden çıkan devletler için toplumsal olarak devlet suçluluğundan bahsedilmeye başladı. tabii ki bu çok daha yumuşak bir kavram yani uluslararası cezadaki gibi bir devlet suçluğu değil bu buna belki daha ziyade devletin sonu yeteri kadar sorumlu davranmaması denilebilir eee Gene kanadı üzerinden örnek vereceğim. Sadece burayı bildiğim için söylemiyorum. Sizler için biraz daha ilginç olur belki diye söylüyorum. Ee, bu yerlilere yani buradaki işte şey... <laughs> tırnak içinde kızılderililere karşı yapılmış e, kültürel katliam yerinden edilme, e, soykırım vasıtasıyla Kanada topraklarının üçte ikisinin elde edilmesi meselesi. E, şu anda geriye dönük bir reparations denen yani hesaplaşma süreci ve Kanada devletinin suçluluğu üzerinden tartışılıyor. Ama Kanada devleti kendini mahkemeye veremeyeceği için, anayasal düzenini de hiçe sayamayacağı için yani kendi varoluş nedenlerini yoka sayamayacağı için çünkü Kanada sonuç itibariyle bir göçmen devleti yani ilk gelen göçmenler yerleri yok etmiş. Arkasından onların üç katı kadar dünyanın her yerinden göçmen gelmiş buraya yerleşmiş durumda. O ve yeni gelenlerin o ilk baştaki soykırımla birebir bir, bir alakası yok. Dolayısıyla hesap sormayı o şekilde yapamazsınız. Ama ne yapılıyor? Ee, i̇şte bir takım maddi tazminatlar, siyasi özürler, hatırlama, <laughs> adalet ve hafıza platformları, bütün okul kitaplarının değiştirilmesi. Mesela ben onu yeni çıkan bir makalemde yazdım. biz üniversitede buradaki bütün üniversiteler kamu üniversitesidir. Burada özel üniversite yoktur. Sosyal refah devleti burası o anlamda. hepimiz üniversiteden gelen her e-mailin altında siz benim gönderdiğim ben e ben ben ee, ben ben bir tane iPhone açık galiba ama ne? İsterseniz onu bir kapatın şeyini. Evet. Duymayalım insanların özel konuşmasını. Evet şeyi ben kapatamıyorum. Gönülüz. Kim kapatı? Ha, kapandı tamam. Kapandı tamam. Ha, mesela bu konuda biz hemen bir şey okumak zorundayız. Yeni hükümet politikası. Efendim York Üniversitesi bilmem ne bilmem ne kabilesinden bilmem ne bilmem ne anlaşması e, e, üzerinden gasp edilmiş topraklar üzerindedir diye ben üniversitede bir post profesör olarak imzamı bu şekilde atmak zorundayım burada mesela. Mesela bu devlet suçluğunun yumuşatılmış hali ama suçluktan ziyade, cezadan ziyade hesap verme şeklinde. Geriye dönük hesap verme. Yani skala aslında çok genişliyor o anlamda. Bilemiyorum sorunuzu cevap verebildim mi? Çok teşekkür ederim hocam. Ee, ben de daha yoğunlaşmam gerekecek. Bu kavram biraz İngilizce kavram, e, kaynaklar bakımından da çok teşekkür ederim. <laughs> evet başka soru var mı arkadaşlar? Ben şeyi soracağım buradaki arkadaşlara bu savaş suçları ile insanlığa karşı suçlar arasındaki bir örtüşmeler, geçişmeler, karıştırmalar. Siz şahsınızda bunu yaşadınız mı? Ya mesela İsrail'in hangisini yaptığını düşünüyorsunuz? Ya da Hamas'ın hangisini yaptığını düşünüyorsunuz? Bu da çok ayrı bir tartışma. Şu anda onu çözmeye çalışıyoruz. Yani Hamas Filistin devletini temsil ediyor mu, etmiyor mu? Ben konuştum sıra sizde valla. Yani evet ben de söylerim ama olcay... Karacan söz, Sedef Olcay lütfen. söz Anlatırken evet ben bu karmaşayı yaşadım. Yani e, savaş suçu mu diyeceğim, insanlık suçu mu diyeceğim... ...ve gerçekten hani bu cesaret yani nasıl diyeyim... E, ...bir de hani... Uzun süre ülkede olaylar hep tek taraflı anlatıyor Hamas'ın yaptığı çoğu şey görmezden gelinerek anlatılan bir ülkede de yaşıyoruz. Onun da etkisi var. Hani e, savaş suçu dersen bunun ucu nereye gidecek e, veya nelerim, doğ, neleri doğru kabul etmiş olacağım? İnsanlık suçu dersen e, dediğim zaman evet bazı çok ciddi bir pencere açıyor olayı değerlendirmem için ama bazı yerlerde acaba savaş suçu demem gerekir mi gerekmez mi? Diye, e, gerçekten bir karmaşa yaşadım siz konuşurken aynen yani mesela şeyi ben örnek vereceğim ee, Lübnan <laughs> Lübnan'daki meslektaşlarım şu anda e, onlar da benzer bir ikilemdeler çünkü biliyorsunuz Lübnan'da e, İzbullah var güneyde e, ve güneyindeki Filistinlilerin çoğu da e, Lübnan vatandaşı değil Lübnan siyasetinde zaten ciddi bir o yüzden çatallaşma var çatışma var e, yani hem e, siyasi ve askeri olarak ağırlıkları var, Lübnan'ın güneyinde. E, e, hem de birebir işte Lübnan parlamentosunda, meclisinde, e, hukuk sisteminde temsiliyetleri olmayan bir e, <laughs> bir topluluk, Lübnan'daki Filistinliler Şimdi mesela hep şey korkusu vardı, işte İzbullah da dahil olur, işte Hamas'ın yanında yer alır. Şimdi bu seferli o zaman Lübnan savaşa girmiş kabul edilir, edilecek mi? Çünkü Lübnan e, güneyini kontrol edemiyor zaten. Yani Lübnan zaten yarı çökmüş bir devlet olarak hareket ediyor. Zaten çok küçük bir ülke. Bir de işte 2,5 milyon Suriyeliyle şu anda <laughs> baş etmeye çalışıyorlar. Diyeceksiniz ki Aa, biz kaç kişi aldık? İyi de bizim nüfusumuz 85 milyon, onlarınki 4 milyon. Yani orada çok ciddi orantısız bir durumda var. Mesela orada öyle bir sorun çıkıyor. Yani Lübnan bir şekilde Hizbullah dahil olsa o zaman Lübnan İsrail'e kadar karşı savaş mı açma olacak? Yoksa Lübnan kontrol edemediği bir bölgeden istememesine rağmen bir e, taarruz gerçekleştiği için topun altında mı kalacak? E, Vural Soyadlı bir arkadaşımızın eli var havada. Evet. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Ee, böyle güzel, anlamlı bir şeyin e, içerisinde olduğum için çok mutluyum. Ee, ben değindiğiniz bir konuyla ilgili e, yani problemin dayandığı yerle alakalı bir soru soracağım. Bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devletlerin hukuk sistemlerinin yeterince bağımsız olup olmadığına dair ya da işleyen bir hukuk sistemlerinin olup olmadığına dair yeterli kıstasları yok mu acaba yani bunun değerlendirildiği bir mekanizma var mı evet. ya, Yani eğer bunu tam olarak yerine getiremiyorsa bu kıstaslar bu felsefi bir problem midir acaba yani hocam Harun hocam ...kavramlar üzerinde düşünen kavramlarla oynayan bir alanda çalışıyoruz demişti. Bu dille ilgili, dilin bütün insanlığa dair bir şeyler söyleyebilecek netliğe ulaşmakta yetersiz kalmasıyla ilgili bir problem midir acaba? Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu biraz zor bir soru. Şimdi bunun için üç kıstas var benim haberdar olduğum birincisi e, hukuk sisteminde e, özellikle üst mahkemelerin e, siyasi erkten bağımsızlığının e, teyidi için e, hakimlerin atanma durumu çalışma koşulları e, ve kararların e, işte cumhurbaşkanı işte başbakan ya da diğer iktidar mensuplarından bağımsız verip verilmediği ile ilgili her ülkenin işte Barolar Birliği'nin ondan sonra işte insan Hakları Kuruluşları'nın e, ve tabii yurt dışındaki bir takım kuruluşların yani bu Amnesty International bunlardan bir tanesi ama sadece bir tanesi değil e, bunların bir takım şeyleri var raporları var e, ama bir yandan da e, siyaset uzmanları var yani Birleşmiş Milletler'in içerisinde biliyorsunuz bir insan Hakları Komisyonu var. Onlar sürekli olarak raportör olarak çalışıyorlar ve mesela bunlardan bir kısmı gene benim Kanada'daki meslektaşlarım e, dönemsel çalışırlar bunlar. Çok iyi bilinen uluslararası hukukçular atanır. Ülke profilleri çıkartırlar. Mahkemelerin işleyişi, e, kararlar, istinat mahkemeleri, temize giden kararlar, sürüncemedeki kararlar gibi. Mesela e, ben Rusya örneğini vereyim. Şu anda Rusya'ya baktığınız zaman tabii Rusya Avrupa Komisyonundan Ukrayna işgalinden sonra çıktı. E, kendimi mi çıktı? Onlar mı at? Orası biraz meçhul ama e, <laughs> ondan önce Rusya ile ilgili gelen dosyalara baktığınız zaman o kadar korkunç ihlaller var ki 20 sene süren davalar var. Sürekli gözaltında kayıplar var. E, ping pong topu gibi oradan o mahkemeden o mahkemeye atılan kararlar var falan. Yani Rusya'ya baktığınız zaman şu sadece 5 sene iklim aldığınızda e, Avrupa Mah İnsan Hakları Mahkemesi dosyalarına sadece bakarak işte işte bir sorun olduğunu görebiliyorsunuz. Bireysel davalar açısından, siyasi davalar onlar ayrı bir kategori. Ama e, bunlar gözden geçiriliyor. Ülke profilleri gözden geçiriliyor. Bir takım kilit siyasi davalar olmuş mu? Yani çok uzun süre. Mesela Rusya'da e, biliyorsunuz muhalefet liderlerinin çoğu ya kayboldu ya öldü ya işte 10 senedir içerideler. otur e, o tür şecere çıkartılıyor. Yani bağımsız, bağımsız mı ne kadar rahat hareket edebiliyor mahkemeler diye. Arjantin için de aynı şey geçerli. Mesela Arjantin mahkemeleri bağımsız değildi. Ee, İspanya'nın başvurusunda e, belki biliyorsunuzdur Arjantin'de e, diktanın çöküşünden demeliyim de diktanın kendi kendine emekli verilişinden sonra yapılan ilk şeylerden bir tanesi diktayı destekleyen hakimlerin yüksek mahkemelere getirilmesiydi. Dolayısıyla diktanın icraatı ile ilgili herhangi bir karşı karar alınamadı ve 15 sene kadar. Üçüncü kriterde. de ee, bizatihi mağdurların getirdiği dava dosyaları ve gerekçelendirmeler. Bu e, ön değerlendirme, savcılığın ön değerlendirme birimleri bütün bunların hepsini toplayıp ona göre karar veriyor. Diyeceksiniz ki burada oryantalizm söz konusu mudur? İşte e, neokolonyal pratikler söz konusu mudur? Tabii ki söz konusudur. Yani zaten onların olmadığı bir dünya, e, yani uluslararası ceza hukuku, dünyada kapitalizm dahil her şey bunlardan etkilenirken üst düzey mahkemelerin bunlardan etkilenmemesini beklemek bizler için naiflik olur. ama bir yandan da her şey bunlardan etkilenirken uluslararası ceza mahkemesinde de bir miktar etkilenme olduğu için onlardan vazgeçmemiz de naiflik olur. Çünkü zaten bu etkilenmenin olmadığı başka bir alan yok. Yani böyle bir özgür, bağımsız bir alan yok öyle. Ha ne olabilir? Mesela ben şu kanaatteyim. Bölgesel mahkemelerin daha iyi iş yaptığını düşünüyorum ben. Yani mesela Amerikalar mahkemesi var, Latin Amerika ülkeleri için. Onların kararları, insan hakları kararları falan çok önemli. Afrika mahkemesi var. Ama Orta Doğu'da maalesef böyle bir yapılaşma yok. Yani İslam dünyası meselesi var. Onlar da e, e, bir çeşit... E, m, nasıl söyleyelim asgari müşterekler tamam ondan sonra cıma istişarete bulunuyorlar tamam ama yaptırım getirecek ya da herhangi birinin herhangi bir hakkına herhangi bir yere düşecek hiçbir şekilde hiçbir karar vermiyorlar yani kendileriyle ilgili bir şey yapılmıyor halbuki diğer bölgesel mahkemelere baktığınız zaman onlar birbirlerine hı yapıyorlar bak sen yaptın onu yapma bak o yaptı savaş çıktı diye birbirlerini kontrol ediyorlar bu Orta Doğu ve İslam dünyası e, bünyesinde dünyasında sanırım algı e, daha ziyade bütün dünyaya karşı kendini koruma. Yani kendi kendini daha iyileştirmekten ziyade herkes sanki hani bir, sürekli bir saldırı var. Onu, ona karşı kendini korumak gibi bir duygu hissediyorum. Ben o yüzden orada bu bölgesel mahkeme çıkması henüz şu anda çok olası görünmüyor. Um, yani var. Ama bir yandan kriterler de var. Ve o kriterlerde de çok tartışma götürecek kriterler değil. Yani dediğim gibi Putin'in e, işte son 10 senedir hapiste tuttuğu ya da işte sürdüğü e, ya da işte akıl hastanelerinde çürüttüğü insanların listesini çıkarttığınız zaman ki bu liste sadece Uluslararası Af Örgütü'nden gelmiyor. E, o cezalandırmalardan şuradan buradan kaçıp hayatta kalmış bir kısmı Türkiye'de sığınan insanlardan geliyor bu Çok evet. teşekkür ederim Nergis Hocam. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Ha, Ali Taşkın Hocam buyurun. Ben de iyi akşamlar diliyorum Harun Hocam. Nergis Hocam evet. çok teşekkür ederiz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi felsefe bölümündenim ben de. Şimdi başından sonuna kadar dinledim ben de Harun Hocam gibi nefes almadan dinledim. Bu engin bilginiz için teşekkür ederim öncelikle. Ancak e, sorumun cevabı aslında sizin konuşmanızda Harun Hocamın Platon'a referansa verdiği e, cümlede var ama e, realiteye baktığımızda bu güç hakkı belirlemez hakkı hak ortaya çıkarmaz şeklindeki sözün herhalde havada kaldığını düşünüyorum ben. Çünkü ne kadar üzerinde konuşursak konuşalım, ne kadar ulusal ya da uluslararası mahkemeler kurulursa kurulsun benim aklıma belki biraz son zamanlardaki olayların etkisinde de kalmış olabiliriz ama Kallikles'in ya da Trasimakos'un güçsüzlerin toplanarak güçlülere karşı bir organizasyona gittiği gibi bir duygu oluşuyor benim üzerimde. Çünkü Putin'den örnekler verdiniz az önce sanırım Mehmet Hoca'nın sorduğu soruya verdiğiniz yanıtta da bütün mahkemelerin az ya da çok etkilendiğinden de söz ettiniz. Bunun için bu mahkemelerin içerisinde hepsi var. Değerli hocamız Kucuradi'nin Dünya Felsefe Günü nedeniyle bu savaşlara atıfta bulunarak söylediği gibi insanlık herhalde ders almıyor ve güçler her zaman haklı gözüküyor. Şimdi Akademi konuşuyoruz. Gayet güzel. Her halükarda biz insan haklarını savunmalıyız. E i̇şte STK'lardan başlayarak özellikle bu insan hakları çerçevesinde çalışmalar yapmalıyız. Bunları bırakmayacağız ama ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Bu konuda ne kadar umutlusunuz? Umutlu olmamız için hangi gerekçeleri öne sürersiniz? Teşekkür ederim. Sorum bu kadar. Teşekkürler. Bu da çok önemli bir soru çünkü <laughs> sonuçta biz mesleğimiz gereği e, nesil nesil genç insanla birlikte çalışıyoruz. E, ben hep bunu üzerim, Ben yaşlanıyorum onlar hep aynı yaşta kalıyor diye. E, bundan kastım 18-25 arası değil. Yani gençten kastım 40 yaşına kadar da öğrencimiz var ama e, sonuç itibariyle bir sorumluluk taşıyoruz. Bunu niçin söylüyorum? Eğer bir biz üniversiteden bir ortamda ürettiğimiz bilgide sadece sistemi eleştirir ve herhangi bir şekilde çözüm, açılım, öngörü paylaşmazsak o zaman iki şeye vesile oluruz ya e, ciddi bir hayal kırıklığı ve siyasetten ve her türlü hayat mücadelesinden e, uzaklaşma, yabancılaşma e, onun farklı şekilleri var e, ya da şiddete yönelik bir çağrıda bulunuyor oluruz. Bu da olabilir. Bunu yapanlar da var. Eğer bu ikisinden birini seçmeyeceksek o zaman burayı yani bu bilgi üretimi bilgi yayılması ben akademiyi dünyadan ayırmıyorum. Kendi özel hayatımda da ayırmıyorum. <laughs> Dünya üniversiteleri nezdinde de ayır, ayırmıyorum. Çünkü akademi profesyonel eğitim veren bir kurum. Doktoru da buradan geçmek zorunda. Öğretmeni de Mühendisi de. Herkes bir şekilde bu üniversite ortamından uzmanlaşan her insan geçmek zorunda ve o geçtiği o yol içerisinde de bir sosyalleşme, bir dünyayla tanışma yaşıyor. Dolayısıyla bizim sorunumuz aslında çok büyük. Ben geçenlerde düşünüyordum, hocalarımızda da belki aynı şey. Ben bin, bin, bir senenin içinde bin tane insanla karşılaştım oluyor benim ve hepsi beni dinlemek zorunda. İsteseler de dinlemek zorunda, istemeseler de dinlemek zorunda. Dahası ben bunları sınava alıyorum söylediklerimle ilgili. Hiçbir şey hatırlamasalar bile saatler saatler benimle birlikte geçirmek zorundalar. Şimdi bu bağlamda söylemek gerekirse. Bütün mahkemeler siyasetten etkileniyor. Şu zaten hayatın kendisi, dünyanın kendisi toplumsal alanın her şeyi siyasetten etkileniyor. Benim burada bütün mahkemelerden kastım e, ulusal düzemdeki hukuk sisteminden ziyade kendi uzmanlık alanım olan uluslararası mahkemeler nezdinde hukuk sisteminin işleyişi konusunda kurulan bir takım kriterler var. E, ama bu kriterleri işin ilginç yanı Afrikalılar da hemfikir. <laughs> yani eğer siz e, güçler ilkesi, güçler ayrılığı ilkesine e, bağlı bir devlet teorisiyle hareket ediyorsanız, yani otokrasi ya da teokrasi değilse sizin kafanızdaki devlet sistemi, o zaman bu üç ayağın birbirini desteklemesi ama aynı zamanda birbirini bir şekilde denetim altına tutması, bir ayrı anayasa mahkemesi olması, temiz mahkemeleri olması, kamu hukukunda iç denetlemenin olması, bunlar dünyanın her yerinde, Çin'de dahil kabul edilen şeyler. Çünkü neden? Devletlerin oluşum sürecine baktığımız zaman yaklaşık bir 400 yıllık tarihi var bu tür bir yapılanmanın ortaya çıkmasının. Bu arada da şey hatası yapıyoruz biz. Türkiye'de ben bunu çok yaşıyorum. Zannediyoruz ki herkes ulus devlet. Buna üniter devlet deniyor. Yok. Şu anda o dünyada olan 192 devletten belki 90 tanesi federa devlet yani alt birimleri var, bölge mahkemeleri var, birbirinden bağımsız bir takım yönetim şekilleri var, ortak buluştukları anayasal düzlem var, ayrı hareket ettikleri düzlem var. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Bana şey çok ters geliyor. Dünyayı batı ve gerisi diye kutuplaştırmak. Çünkü dünya öyle bir yer değil. Artı batı artık o kadar böyle her şeyin tepesinde falan değil. Hani o tek kişi kalmış canavar meselesi. Yani Avrupa'nın nesi var ki? Amerika'nın <laughs> orduları şunları bunları olması Avrupa'nın nesi var ki? Geçmişe dayalı bir takım bağlantıları orada burada işte madenlerle şunlarla bunlarla ilgili anlaşmaları olmasa kaç kişi ki zaten Avrupa'da adam gibi ordusu mu var? adam gibi yatırımı mı var? Daha güçlü olanlar şunda Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye çıkıyor ortaya, Rusya bunlar çok ciddi kuvvetler. Onun için kuvvetli dediğimiz zaman Sadece Avrupa, sadece Amerika dendiğinde ben biraz açıkçası şey diyorum ya bir, biz nasıl bir ezbere batmış durumdayız ortalığı ya. Yani belki bize mi öyle geliyor? Biraz daha dışarı çıktığınızda kuvvet başka yerlerde dağılmış durumda. Amerika şey <laughs> çok pahalıdır küldür oraya buraya ordusunu gönderip duruyor. Tek yapmayı becerdiği iş o herhalde. Ee, gövde gösterisine bulunuyor. Tarihsel olarak şimdi hegemonya teorisine falan gireceğiz. Çok farklı yerlere gireceğiz de yani bir hegemon hiçbir zaman e, etrafındaki şakçakçıları olmadan ayakta durmaz. Amerika tek başına hiçbir şey yapamaz. Ee, ben öyle için inanıyorum. <laughs> Dolayısıyla onun tek başına böyle sanki muktedir, hani Allah gibi tepede her ne isterse oluyor falan. Yok öyle bir şey. Amerika'nın kendi içinde de çok ciddi bölünmeler var. Öyle olmasa Guantanamo Bey kapanmazdı ya öyle olmasa bir sürü değişiklik olmazdı. Yani İngilizce'deki bunun terimi korkuluk yaratmak. Korkuluk yaratıp da dünyayı umutsuz olarak ele aldığımızda kazancımız ne? Ne oluyor? Yani nereye gidiyoruz öyle olunca? Kızıyoruz, kızıyoruz, iyice nefrete bürünüyoruz. Yani ben şeyi çok gülüyorum. Affınıza sığdırarak söylüyorum. Şimdi Coca-Cola boşaltılıyor ya. İsrail işte şey ne derler. Kötüste olarak Aynen. Abi sen Coca Cola'yı zaten almışsın. Satın almışsın zaten o parasını vermişsin. İçsen ne olur, içme sen ne olur. Ne olur. Önce onu almayacaksın. Yani mesela şey hani bu burada ben kitleniyorum. Diyorum ki biz Orta Doğulu olarak çok mu acaba sembollere takılıyoruz? Limanlarını satmışsın zaten İsrail'e. Ee, bir tür ticaret ilişkin var. Ya Coca Cola'yı boşalttın onlar bitti mi? Ya da çok kızdın işte <laughs> İsrail'i bıraktı başka bayrak olsun yaktın ona sonra işte protesto ettin. Ne oldu sonra ertesi gün gittin bilmem ne şirketin bilmem ne kadar hissesi onlarda. Ne oldu ona? O yüzden bu kızgınlıkla umutsuzluk bir araya gelince ben özellikle hukukçular ve felsefeci olarak bizim çok işimize yaramayacağını düşünüyorum. Biraz daha kıvrak düşünmek lazım. Hayatta kalmamız lazım. Orta Doğu olarak. Onun için de biraz daha kıvrak, biraz daha girip düşünmemiz lazım. Teşekkür ederim. Kıymetli hocam ben aslında soru sordum. Ben umutsuz değilim. Sizinle aynı fikirdeyim. Çok sevindim. Tek başımıza da kalsak felsefeciler ya da hukukçuların bazıları hepsi de değil. Aslında tek başımıza da kalsak bizim işimiz kalemle mücadelemizi sürdüreceğiz. Zaten Kucuradi hocama referans göstererek onu söylemeye çalıştım. Şimdi bu umutsuzluktan kaynaklanan bir soru değil. Ulusal, uluslararası düzeyde çok sayıda çalışmanız olduğu için ben e, geçen <laughs> hafta bir tarafa baktım. Dinlerken de e, büyük bir hayranlıkla dinledim. Sizin şahsi görüşünüzü merak etmiştim. Aynı görüşte olduğum için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Valla hep kavga. Hangi kongreye gitsek kavga. Bitemedi yani. Yüz yaşına geldi mi hala kavga. Fark etmiyor. İstiyorsan dünyanın en iyi okullarından doktora ne al? Belli bir söylemle girdiğin zaman o duvar tak diye çıkıyor karşına. Sen de itmeye devam ediyorsun. Ha, 20 sene önce şu kadar itebiliyorsam ben yükseldikçe mevkiim. Şimdi bu kadar itiyorum. Öğrenci yetiştiriyorum. Bitmeyen bir kavga bu. E, bugünden yarına bitmez. Ama farklılaşır. <laughs> evet, biz yavaş yavaş kapatsak mı diyordum ama İrem de soru bir sorusu var galiba İrem Akil buyurun. Evet teşekkürler. Ya benim zaten teknik bir soru gibi yani kısa olur diye tahmin ediyorum cevabı. Şey sor şeyle ilgili görüşünüzü merak ediyordum ben. Bu son işte Gazze İsrail Gazze savaşı işgali neyse burada hani Filistin hani, hamasa hani çok yüklenilmesini ya daha doğrusu ee, Meseleni sadece Hamas'ın işte yaptığına odaklanılması eleştiriliyor ve şey söyleyenler var mesela Twitter'da izlediğim bazı videolarda. Yani işte tamam ha Hamas'tan bahsediyoruz burada ama mesela Batı Şeria'da Hamas yok, Hamas kontrolü yok ama işte İsrail burada da e, insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor e, diyenler var. E, yani sizin bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Yani uluslararası ceza hukuku açısından. İsrail'in Batı Şeria'da yaptığı insan hakları ihlallerini nasıl değerlendirebiliriz? Ne tür suç kategorileri altına sokabiliriz? Şimdi bu soruyu herhalde önümüzdeki yıllarda hep birlikte cevap arayacağız. 2005'ten beri Birleşmiş Milletler'de bu konuda soruşturma dosyası var hem Batı Şari'ye hem Gazze için ama hem de aynı zamanda başka olaylar da var. Yani oralardan çıkıp da başka yerlere yerleştirilmiş olan Filistinlerin toprak hakları, vatandaşlık hakları, İsrail'de dönem dönem gelen başbakanların İsrail devletinin niteliğiyle ilgili verdiği açıklamalar, yani <laughs> biz de belki hani e, Türk devletidir karşılık gelir mi bilmiyorum ama bu bu Yahudi devletidir dediği zaman seküler değil tamamen etnik dini demiyorum etnik köken üzerinden bir devlet tanımı var. O zaman Filistinli olan vatandaşlar de facto ikinci sınıf vatandaş ilan edilmiş oluyor. Çünkü biliyorsunuz Doğu Kudüs'teki pek çok Filistinli şu anda İsrail'de e, bir fiil vatandaşlık, İsrail vatandaşlığıyla çalışıyorlar, yaşıyorlar. Yani sadece Filistinliler, şunu söylemeye çalışıyorum, sadece Batı Şeria ve Gazze'de yaşamıyor. İsrail'in bizzat içinde yaşayan Filistinliler de var. Ve gideniniz varsa bilir, İsrail'de pek çok bölgede, özellikle Kudüs'te çift birlik politikası vardır. Sokak adları hem İbranice hem Arapçadır. Ee, i̇şte kamu ile ilgili belgeler iki dilde basılır falan. Bu Filistin nazımından ötürü. İsrail vatandaşı olan. Ee, dolayısıyla geriye dönük bakıldığında e, bir takım Çatal ağızları var. Yani birincisi mesela Batı şehriye şu anda yasal olarak bağımsız görünüyor. Yani e, Mahmud Abbas yönetiminde kendilerine ait bir ünite olarak görünüyor. Ama İsrail'in ablukası altında. Aynı şey Gazze için geçerli. Gazze için İsrail'in iddia ettiği şey biz Mısır'la anlaştık orayı verdik ama Hamas 2006'da seçimleri kazandı ondan beri de seçimi yaptırmıyor diktatörlük kurdu. Dolayısıyla biz askerimizi çekemiyoruz, kontrolümüzü çekemiyoruz. Kendi sınır güvenliğimize karşı tehdit oluşturuyor. Şimdi buna inandığım ya da kabul ettiğim için söylemiyorum ama böyle bir hamleyi mesela Türkiye'nin <laughs> Suriye'de İran sınırından içeri yaptığı operasyonlarla karşılaştıranlar var. Yani diyorlar ki e, başka ülkelerde yapıyor bunu. Sınır güvenlikleri gündemde olduğu zaman başka bir ülkenin sınırına giriyorlar. Orada asker konuşlandırıyorlar, tampon bölge yaratıyorlar, çıkmıyorlar. E, <laughs> Şimdi onların ayıklanması lazım hep. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 7 Ekim'den önce İsrail'in uluslararası hukukta e, nezdinde Gazze'deki konumu neydi? Önce bunu da anlamak lazım. Orası işgal gücü mü? Yoksa diyelim işte Türkiye, Suriye gibi kendi iddiasına göre sınırını korumak için tampon bölge mi kullanıyor, ablukaniye yapıyor, hangi kisveyle, hangi otoriteyle elektriği, suyu onu bunu sağlıyor. Ve önce onu anlamak lazım. Ve aynı şey Batı Şeria için. Batı Şeria eğer bağımsız Filistin devleti kisvesiyle çıkıyorsa o zaman İsrail'in herhangi bir şekilde oraya dahiliyeti işgal gücü olarak olur. Ee, yani karar vermek gerekiyor her birine. Bir ikincisi de benim anladığım sadece şu anda e, improvize gidiyorum çünkü bunu çözmek zaman alacak. 7 Ekim'den sonra olanlar kendileri başlı başına bir suç kategorisi. Yani hastanelerin bombalanması, e, insanların aç susuz yakıtsız bırakılması, toplu yerinden edilmeler, e, bütün sivil yerleşim yerlerinin bombalanması, gerekçe gösterilmeden okulların bombalanması, hastanelerin abluk altına alıp daha sonra bombalanması, bunların hepsi birebir savaş suçu. Ama savaş suçu dediğimiz zaman o zaman şey kabul ediyoruz. Hamas ve Gaze bir devlet, bir e, özel tüzel yapı. İsrail'de bir devlet İsrail öbür devlete ya da öbür millete karşı suç işlemiş. Ama Hamas diyor ki İsrail işgal gücü. O zaman insanlar karşı suç işledi. İnsanlar karşı suç işlediği zaman da bu hastanelerin bombalanması şunlar bunlar insanlar karşı suç listesinde yer almıyor. Orada daha başka yazdığımız köreleştirmeler, yerinden etmeler, bilmem neler var. Yani çok girif bir durum onu söylemeye çalışıyorum. Bunun için bunun çözülmesi biraz zaman alacak. Yani benim tek başıma aklım şu anda yetmiyor bunun içinden nasıl çıkılacağını. Dediğiniz gibi geçmişe doğru dönülük yapılması lazım. Her dönemin ayrı şekilde ele alınması lazım. Kim işgal gücüydü, kim bağımsızdı? İşgal gücüyse ne yaptı? Yok eğer işgal gücü değil de ikisi ayrı bağımsızsa ne yaptı? Dönemden dönem bunun ele alınması lazım. Şimdi deniyor ki İsrail devleti için. Şimdi bunu birlikte düşünmek istiyorum. Zaman aldığımı biliyorum ama benim de size ihtiyacım var. Deniyor ki apartheid rejimi, ırkçı rejim. Tamam. Bu ne demek? O zaman Batı Şeria ve Gaza İsrail Devleti'nin parçası demek. Biz o zaman bunu bir fiil kabul ediyoruz. Diyoruz ki İsrail esasında bütün bunları içine alan bir devlettir. Ama Filistinlerin yaşadığı yerde ırkçılık e, politikası gidiyor. Ama Filistin ne diyor ya da e, diyelim ki e, Hamas ne diyor? Hayır diyor biz İsrail Devleti'nin parçası değiliz diyor. Şimdi biz de bence biz de o karmaşanın bir parçasıyız. Çünkü eğer ırkçı rejim ve ayrılmadan bahsediyorsan o zaman bir fiil o bölgeleri İsrail devletinin içine sokuyoruz. Diyoruz ki İsrail çift vatandaşlıklı bir rejim e, kurmuş onu işletiyor. Yok eğer diyorsak ki hayır onlar bağımsızdır Filistin'in toprağıdır. E o zaman İsrail ırkçı rejimi inşa etmemiş çünkü onlar ayrı devlet. Anlatabiliyor muyum? Ya yani, buraları bir çözmemiz lazım hep birlikte. Sizin düşünceniz ne? Ee, ha, evet ya ben şey sanırım böyle hukukçu olmanın azizliği mi <laughs> diyeyim yani hukukçular olarak özellikle ceza hukukundan bahsediyorsak terimlere yani bağlı kalmamız gerekiyor. Dolayısıyla evet yani siz altını çizene kadar ayrımı ben de bilmiyordum. Hani günlük dilde çok rahat söylüyoruz işte İsrail hastane bombaladı savaş suçudur bu diyoruz ama sizin anlattığınız gibi savaş olması için işte tekrar etmeyeyim söylediklerinizi de e, yani belki biraz bu, bu bunun yarattığı bir ikilem var yani hukuktaki terimlerle e, aslında bizim insan olarak gördüğümüz bu büyük e, hak ihlallerinin de ötesinde bir şey şu an olan belki hukuki terimler yetmiyor <laughs> duygularımıza diye e, düşündüm. Ama e, dediğiniz gibi yani uluslararası hukukta e, bazı şeylerin tanımlanması gerekiyor. Ondan sonra analiz etmemiz e, gerekiyor. Bir de şey de çok yani sizin de dediğiniz gibi yani 7 Ekim'den önceki durum ve sonrası ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Yani biraz... Gerekiyor çünkü aktif savaş var ondan. Evet. Ondan evet, önce kategoriler, önceki... suçlar var. Yani işgal güçlerinin sorumlulukları var. ...işte de böyle münferit bir takım olaylar var... ...onların sistematik olduğunun... E, ...bir şekilde belgelenmesi lazım... ...ama ben başka bir şeye de takılıyorum aynı zamanda... E, o, ...o da şey meselesi... ...mesela Yugoslav mahkemesinde de... ...özel mahkemesinde de benzer sorunlar yaşandı... ...yani işte Bosna Hersek... ...ya da işte Sırbistan birer devlet oldular... ...halbuki onlar bir devletin parçalarıydılar... İç savaş gibiydi... ...sonra tek tek işte Sırbistan Başbakanı yargılandı... ...bilmem ne oldu... Ee, ya o süreç aslında çok karmaşıktı. Kim sorumlu, kim neyi yaptı? Şimdi Sırbistan mesela Hırvatları öldürdüğü zaman aynı ordunun içerisinde iç savaş mı çıktı? Yoksa Sırp Devleti ve Sırp Ordusu e, işte diğer Yugoslav vatandaşlarına karşı bağımsızlığı ilan etti ya orada şunu söylemek istiyorum. Uluslararası ceza okundu ve bu tarihler çok önemli. Şimdi mesela Sırbistan bağımsızlığını ilan edip de en azından birkaç ülke tanıdıktan sonra şey e, sorusu var. Şimdi o bağımsız bir devlet mi? Yoksa hala Yugoslavya'nın parçası mı? Bu tür soruları e, yani bu e, şeyler etok mahkemelerin bu kadar uzun sürmesi nedeni de bu tür uluslararası hukuk sorularının cevabını bulmanın bayağı çetrefilli olduğu Ve ben İsrail konusunda da çok benzer bir şeyin yaşanacağını düşünüyorum ama benim şahsi kanaatim şu özel mahkeme kurulması lazım. Bu böyle genel olarak halledilmez. Yani orası evet. yani çok sorunlu bir bölge. İsrail devleti çok sorunlu bir devlet. Ee, ama öte yandan da şunu da teslim etmek gerekiyor. Biz hep oraya gidiyoruz Orta Doğullar olarak. Ya bu adamlar burada yoktu. Geldikleri yere gitsinler. Nasıl gitsinler? Avrupa'lı onları zaten atmış. Öldürebileceği kadar öldürmüş. Geri kalanı da oraya tıkmış. Kiçikleri bir yer yok ki zaten. Yani hani şey anlamında söylüyorum. Tabii ki Filistinlerine gideceği bir yer yok ama öbürlerinin de yok artık. Onları şey gemiye bindirip Antarktika'ya mı götürmeyi düşünüyoruz? Ortadoğulara bizim de bunun bir hesabını vermemiz lazım. Ha bu bu şey demek değil. Orası onların hakkı işte e, Tevrat'ta yazılmışta gelmişler de oturmuşlardı. Asla dediğim şey o değil. Ama bu insanlar eee <laughs> şeyse günahı ile kaç senedir oradalar? 48'den beri oradalar. Neredeyse 80 senedir oradalar değil mi? Biz kendi cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Çok daha genç cumhuriyetlerde var. Ee, e bunlar da kendilerince orada <laughs> bir şekilde bir e, topluluklar. Sayıları da çok küçük değil. Dolayısıyla yani gitsinler. E, nereye gitsinler önce? Bir de işte şey meselesi var ya. işte <laughs> hepsi ölsün. O zaman ne yapıyorsun sen İsrail'i faşistlerin söylediğinin aynısını söylüyorsun. Ya da Amerikalı faşistlerin söylediğinin aynısını söylüyorsun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Uluslararası hukuka bu tür bir söylemle girmek zaten çok anlamsız. Çünkü o zaman ha, ya, ya, ya ölsün ya ölsün. Ya zaten üçüncü dünya savaşı çıksın herkes birbirine girsin. Yani <laughs> bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Siz gidebileceklerini düşünüyor musunuz bütün yadülerin Orta Doğu'dan? Hayır, yani bir şekilde yani geçmişte hesaplaşılması ve birlikte yaşamın farklılıklarla kurulması gerekiyor ama. Ya işte öyle bir pisli Hiç... durum var. Yani çok çok, de çok de zor bir şey de 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 tabii de. ki. Yani sevsek de sevmesek de tekrar bir soykırım yaşanmayacaksa Orta Doğu'da anlamında. Onlar bir şekilde orada yaşıyorlar. Ha daha genişlemesinler, oraya buraya da, da yayılıp dağılıp durmasınlar. Nereye artık bir şekilde de, şey yaptılar, liman kurdularsa orada dursunlar. İnsanların en çok değil. Bir de bu Filistin sorunu artık bir şekilde bitmesi lazım. Kaçıncı nesil oldu? Herkes mülteci, herkes vatansız. Sayıları birbirine eşit hale geldi. Ee, ama şey çözüm değil yani. İşte sizin burada olmamanız lazım. E de biz zaten buraya hani kendi isteğimizle çok gelmedik diyor onların çoğu da. Yani ka kaçabildiğimiz kaçtık Avrupa'dan. Ha sonradan gelenler oldu ama ilk kuranlar kaçanlar. Kim yerleştirdi onları? İngilizler. Kimi onayla yerleştirdi? Osmanlı'nın onayla yerleştirdi. Bir de öyle şeyler de var. Öyle pis şeyler de var. Yani tarihi açtığınız zaman içinden kötü şeyler çıkıyor. İyi şeyler çıkmıyor. Onun için o böyle hani geriye dönüp burası bizim, burası sizin meselesi. Herkesi mahcup edecek şeyler çıkartıyor ortaya. Bilmiyorum yani oraya dönerek bir şey bana sanki çok çözülmez gibi geliyor. Teşekkürler. Nergis, evet. chatten bir soru var siz benden önce görüp cevaplıyorsunuz. Uygur konusunda özel mahkemeler... ...manusuz politikte uygulanan hak ilerleyenler karşısında... Değer bir de etkileri var mıdır? Şimdi belge topluyorlar onlar. Uygurlarla ilgili çok ilginç bir takım şeyler var. Bunların mesela çoğunun... E, ...ailesinin tamamı... ...toplama kamplarını alınıyor, çalışma kamplarını alınıyor... ...ama bir, bir kısmı kaçıyor. Mesela Türkiye'de de var... E, e, ...Uygur... E, ...kökenli... E, ...vatandaşlar, Çin vatandaşları... ...Türkiye'nin... E, ...göçmen politikası bayağı esnek şu anda... Ee, ve onlar mesela dünyaya Türkiye'den yayın yapıyorlar. İşte babam içeride, annem içeride işte şunları yapıyorlar falan diye. Yani şu anda veri toplanıyor ama e, Çin devletinin açıklamasını biliyorsunuz herhalde değil mi? Çin seküler bir devlet. Dinle ilgili e, herhangi bir istisnai korumayı kabul etmeyen bir devlet. Bunu Budistler için de aynı şekilde kullanıyor. Hristiyan Çinli çok var. Onlar için de aynı şekilde kullanıyor. Müslümanlar için de aynı şekilde kullanıyor. Dolayısıyla Çin'in kendi statüs statüsü karşı bir duruş. Ben Müslümanım bana özel hak veririm demesi. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Orada bir karışıklık var gibi geliyor bana. Etnik olarak Uygur oldukları için değil... Ee, Müslüman kimliğiyle Çin'de bir hayat devam ettirmeye çalıştıkları için anladığım kadarıyla çok ciddi baskı uyguluyorlar. Yani kırkız olsalar da belki benzer baskıyı uygulayacaklar. Biz çünkü şey Türk İslam sentezi bağlamında şey yapıyoruz. Ha işte Türk Müslüman olursa sana komünistler bastırıyor. Onlar Türk olmasıyla ilgilenmiyorlar. Başka Türk e, kökenli insanlar da var Çin'de. Çin çok büyük bir coğrafya. Ama Uygurlar özellikle Müslüman kimliklerine çok sahip bir azınlık. Ve öyle de olmuş ki aynı zamanda Türk ülkenliler. Fakat Çin'in kendi yasası şöyle. Bu düzenin devam etmesi için seküler eğitim sistemi olacak. Dini ayrıcılık yapamayız. Dolayısıyla bunları eğitim kamplarına alıyorlar. Ama bu eğitim kamplarını 1960'lardan 70'lerden beri zaten Çin uyguluyor. Biz sadece ilkini fark ettik. O eğitim kamplarından geçen çok nüfus var. O yüzden e, hak ihlalleri karşısında dikkat eder etkileri olur mu? Bu şeye bağlı. Çin'le masaya oturmak lazım. Çünkü ya Uygurlar oradan kaçacak ya da birileri onları oradan alacak, vatandaşlık verecek. Mesela Türkiye belki. Ama çok büyük bir nüfus anladığım kadarıyla. O kadar küçük bir nüfus değil. E, ya da Çin'le masaya oturulacak denecek ki ya bunların bir takım hakları var. Siz yasal düzenlemelerinizi biraz esneklik gösterin. Çünkü şu anda eğitim kamplarındalar. Seküler düşünce, seküler hukuk, seküler eğitim için kamp alınmış durumdalar. Tabii o kampların ne olduğu çok meçhul de ne yapıldığı onlar orada. Bir kısmı da aynı zamanda şey çünkü doktorlar var, işte profesörler var aralarında. Ya Çin'in genelde dinle bir derdi var. Sadece Uygurlar için değil. Bilmiyorum cevap oldu mu? Evet, te teşekkür ediyoruz. Hocam sanıyorum o, o oldu yani sorunun cevabı. Evet, şeyde soruyu soran Emircan Bağcı da yazdı. Evet, teşekkür ediyor. Ya bu konu çok ilginç. Mesela Rohingya'larla ilgili de Türkiye'nin bir girişimi oldu. Cumhurbaşkanlığı nezdinde Cumhurbaşkanı'nın eşi anladığım kadarıyla hatırlıyor doğru hatırlıyorsam <laughs> devreye girdi işte Rohingyalar'ın hakları ile ilgili falan fakat e, mesela ben başka ülkelerden örnek vereyim <laughs> bir takım başka batılı Müslüman olmayan ülkeler Rohingyaları yerleştirdiler alıp vatandaşlık verdiler. Özellikle kız çocuklarını falan e, olduğu aileleri çıkarttılar oradan çünkü çok ciddi toplu tecavüz vakaları vardı mesela <laughs> e, Türkiye'den sanırım oraya yardım gidiyor. Ama onlar Bangladeş'te oturuyorlar zaten ee, çok kötü koşullardılar yoksulun yoksulu durumdalar ee, bu şey ne derler <laughs> zekat usulü yardım gidiyor ama yerleştirme vatandaşlık verme falan olmuyor. Şimdi bazı ülkelerle ilgili bu tür şikayetler var yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında pek çok ile ilgili var diyorlar ki herkes kendine yakın gördüğünün derdine kulak veriyor. Ee, e Allah Myanmar'da işte işte Müslüman Rohingyalar e, acı çekiyor diye oraya yardım gidiyor ama işte ne bileyim Doğu'da Doğan bölgesine yardım gitmiyor niye? Çünkü o kadar ilgi çekmiyor İşte o bizden falan gibi ha ben buna katılıyorum, değil mi? yok öyle bir fikrim yok ama şey çok ilginç yani <laughs> orada sürgünde vatansız bir grup var Rohingyalar Müslüman onlar ama Türkçe konuşmuyorlar Türk de değiller dolayısıyla mesela onlara gösterilen ilgiye Uygurlara gösterilen ilgiden bir kategori daha az. Yani etnik ve milli kimlik örtüştüğü zaman e, bu azınlıklara karşı işlenen suçlar konusunda duyarlılık daha artıyor. Sadece etnik veya sadece işte e, dini kimlik olduğu zaman birazcık daha az oluyor. Ya, i̇şlenen suçlar çok mu farklı? Çok farklı değil. Biz sadece azını ya da çoğunu görüyoruz. kötü bitiriyoruz. Biraz daha güzel bitirelim. Yok ben... hocam. Ha um, Umut da var sözleriniz. Söyledikleriniz için de umut da var. Ee, ama daha evet şeyi bir buyurun. Buyurun bir şey söyleyelimiz. Ya yani şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar ne olur şu Roma statüsüne bir bakın. Dili pek güzel onun. Yani gündelik hayatta da kullanılır. Eee <laughs> Uluslararası hukukun özellikle ceza hukukunun böyle bir özelliği var. Bazı kavramlar var ki orada e, telaffuzu e, alışmadığımız türde dima açan kavramlar var orada. Yani mahkemenin e, kendi işleyişi ondan sonra davaları falan filan bir tarafa da Roma statüsünün arkasında yaklaşık 150 senelik bir tarih var. Ve gerçekten de yani iştahat açısından bakıldığında <laughs> mahkeme dosyaları ondan sonra işte şey savunmalar bilmem neler. Güzel şeyler bunlar. Bana güzel geliyor. Ceza hukukunun neresi güzel? İnsanlığın kara karnı. Ee, bilmem hesap sorabilmemiz kendimizden bana güzel geliyor. Üstünü kapatmamız... Evet hocam bu yani sanıyorum bu Umut Umut bura, burada yani hani insan olarak in, insan kalabilmek e, Çünkü suçlar var yani bu suçları isteyen insanlar var insanlar bunları yapıyorlar ama buna karşı çıkan insanlar da var demek e, buna karşı bir şeyler yapmak gerekir e, diyen insanların da olması Bence en büyük Umut gibi geliyor sizin gibi bunu söyleyen ve bu alanda çalışan insanların Ben hep bu insan hakları meselesini bir Mesleğin ötesinde bir şey, bir şey olarak görüyorum ve sizde de onu gördüm. Bir meslek ya da akademik bir çalışma alanı değil yalnızca. Bu sorunları yüreğinizde hissediyorsunuz ve olmasın istiyorsunuz. Bunu öğrencilerinize de taşımanız, bugün bize de taşıdınız umut bu gibi yani insan olarak kalan insanlar var bu dünyada ve bunların olsun istemiyorlar yani tecavüzler olsun istemiyorlar soykırım olsun istemiyorlar etnik ayrımcılık olsun istemiyorlar dinsel ayrımcılıklar olsun istemiyorlar umudumuz bu insanlar gibi geliyor Nergis hocam bana beni umutlandıran onlar yalnızca yani bir de yani bir araya gelmek evet. bir Tabii. arada konuşabilmek işte bir arada yaklaşım şekilleri üretebilmek yeni fikirleri telaffuz edebilmek, ezber bozmak birazcık. Ya mesela ben hep onu söylüyorum. Bu İsrail konusunda arkadaşlar bir şey yazacaksınız, çizeceksiniz Allah aşkına. Bir bakın önce dönemlere bakın. Neyin üzerine yani genel geçer herkes kızıyor. Yani <laughs> sokaktaki adam da kızıyor. Bizim sokaktaki adamdan farkımız ne olacak? Bizim birazcık daha bilerek bir şeyleri söylememiz lazım. Bu işin oluru var mı? Bize sorulacak çünkü. Yani sokaktaki adam da kızacak işte faşist devlet <laughs> katliam yapıyor diyecek. Tamam. Amenna. E sonra biz de aynısını söylersek neye göre katliam yapılıyor? Bunun karşısında nasıl bir yaptırım var? Ondan sonra işte daha önce bu tür şeyler olduğunda ne yapılmış? Zaten e, alın teri yani taşın altına elini koyma kısmı orası. Mesela yazacaksanız o, ben isterim ki Ruanda Mahkemesi'nin kararlarına bakın neye göre yargılanmış bu adamlar neye göre hüküm giymişler <laughs> neye göre suçlama yapılmış ki oradan bir adım ileriye Orta Doğu'ya gidelim çünkü demin İrem'le konuştuğumuz şeye gideceğiz e, 6-7 milyonlu birden topyekün öldürmeyi planlamıyorsak şayet sevsek de sevmesek de orada bir tane e, bayağı da ırkçı olmuş bir devlet var Ha bir tane o mu var dünyada yok ama o bayağı sorunlu bir devlet. Ee, bir de arkasında bir sürü destek var. Onun da nedeni tırnak içinde gönül borcu. Yani Avrupa kendi Yahudilerine kıyıp kıyıp geri kalın oraya attığı için bir şekilde böyle bir taahhütte bulunmuş durumda. Yatırımları var, o su var, bu su var, girift ilişkiler var. E ne yapacağız bu insanları? çok amiyane konuşmak gerekirse bir şekilde terbiye etmek gerekiyor. Devlet adabı öğrenmeleri lazım. Böyle ben yaptım oldu işte ben ben dedim oldu ben sürdüm ben bilmem ne yaptım olmuyor bu iş. Bir, bir, bir bölgede yaşıyorsun yani çok net bir rakamsal bir parçası da var bu işin. Sen kaç milyonsun yedi milyon musun ne alsın? Öbürlerini topladığın zaman işte 350-400 milyon ediyor. Aslında orada barınman, hayatına devam etmen için bir şekilde bir uzlaşman, bir kendini temize çıkartman lazım. E, o, o, o açıdan mesela işin o kısmı da çok sorunlu. Ya benim en çok kızdığım şeylerden bir tanesi o. Yani yaptık, ettik e ee, öyle gerekiyordu. Hadi ya herkes uyuyor kuralsan olmuyor mu? Nasıl oluyor? Ama bunu söylememiz için yani benim söylediğim gibi söylemememiz için <laughs> savaş suçları A, B, C, D, E sen şunu 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 istedin diye önüne dosyanın konulması lazım. Yapamazsın kardeşim diye. Tazminatını ödeyeceksin bilmem ne yapacaksın diye. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kızarak olmuyor. Kızarız ama kızarak olmuyor. Valla ben sizi tutarım böyle gitmezseniz. <gülüyor> <siz> <gülüyor> e, i̇nanılmaz gerçekten iki saat oldu ama yeniden başlayabilecek halde görüyorum. Sizi bir daha devam edebiliriz bu kadar <laughs> da. <daha. gülüyor> e, e, ben çok teşekkür ediyorum size ve sevgili Güldürüz Uygur'a da yani bu davet için. Ama yani tekrar <laughs> yapalım diyorum yani tekrar e, <laughs> konuşacak çok şey var. Hani daha ayrıntılı belki <laughs> bir şey üzerinde. Evet. Seve 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 yani başka zamanlarda da bir araya geliriz. Ben bazen yöntem çeleri veriyorum, eğitimleri veriyorum. Yani işte hukuk felsefesi çalışırken nasıl kaynaklar kullanılır, nasıl hibrit yaklaşımlar kullanılır, işte küresel güneyden eleştirel yaklaşımlar nelerdir falan. ileriki zamanlarda bir arzu istek olursa seve seve tekrar. Elbette çok iyi olurum. <laughs> Evet, peki çok çok teşekkür ediyoruz Nergis hocam size. Ee, daha görüşmek üzere diyoruz ve tüm katılan arkadaşlara e, iyi akşamlar diliyorum. Hoş, teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar teşekkürler. Ee, i̇yi akşamlar. teşekkürler. Görüşmek üzere tekrar Nergis teşekkür. hocam çok sağlılsın sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.